Efendim ekranları başındaki izleyiciler ve burada bizimle tiyatroya gelen sevgili izleyicilerimiz. BKM Mutfak Çok Güzel Hareketler 2'ye hepiniz hoş geldiniz. Şimdi herkes farklı farklı yerlerden geldi ama ben mesela merak ediyorum nerelerden geldiniz? Nereden geldin? Beyoğlu'ndan. Çok da zor olmamış. Uzaktan gelen var mı? Nereden geldin hocam? Rize'den. Peki yalansız söyle. Hakikaten bu program için mi geldin? Ya cansın ya. Cansın ya. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ya peki bilet almak zor. Nasıl yani hemen alabiliyor musun? Çünkü kısıtlı alabiliyoruz artık. Yani bir boş bir dolu yapıyoruz. Nereden? Amerika'dan geldi. Türkiye biletini almadan bu bilet aldık. 17 ekip aldık. İptal oldu. 25 ekip aldık. Önce bizim bileti aldınız. Evet değerli izleyiciler, Amerika'dan önce Çok Güzel Hareketler bileti alınıyor. Daha sonra uçak bileti alınıyor. Öyle de değerliyiz yani. Çok teşekkür ederiz. Her nereden geldiyseniz hepiniz hoş geldiniz. Şimdi huzurlarınızda hocamız Yılmaz Erdoğan. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Safa'nın bir tuhaf lafını düzeltmek istiyorum. Seyircimizi bir boş bir dolu alıyoruz derken. Yani sırayla hanımefendi dolu, arkası boş gibi oldu. Koltukları kastettiğini düşünüyorum. Koltukları. İnteraktifte de çok yıkıcı sorular vardı. Bileti nereden aldınız? Efsane sorularım var. Gizemliydi. Bence Safa taklit yapmadan göndermeyelim. Evet. Kim yapsın? Barış Manço. Beni geç, ben buradayım zaten. Barış Manço mu? Ben mesela vay be, Aziz Başkan da unutulmuyor ha taklidi. Şeyi merak ediyorum mesela, hiç yapmadıklarımı söylüyorlar mesela. Onu mesela nereden geliyor? E işte bir de onu yapsın anlamında. Değil mi? Kimi yapayım hocam? Aşık Veysel. Mesela? He yap hadi. Aşık Veysel mi? Aşık Veysel, Aşık Veysel güzel. Ustayı da anmış oluruz güzel. Dost dost diye nice nicesine sarıldım. Dur, benim... Nasıl ya bir dakika? Dost dost diye nice nicesine sarıldım. Benim sadık ya. Çok güzel hareketler başlıyor. Merhaba. Merhabalar. Hocam nasılsınız? Kime baktın Metin'ciğim? Görünce seyirciyi heyecanlandım hocam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdiki skecimizde Hamza'nın daha önceden yazdığı, kendi dertlerinden yola çıkarak yazdığı bir skeci vardı biliyorsunuz. Evet. Onda Hamza'ların çocuğu olmuştu. Şimdi Hamza bir gün boyunca o çocukla baş başa kalacak. Kısadan hisse 5 geliyor. Ozan ve Hamza yazdı. İyi seyirler. Ne yapıyorsun babası? Ondan daha çok ağlayınca susuyor. Ah,
Bu nasıl taktik be? Taktik maktik yok. Bam 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 vallahi. Kudret, bak şimdi sen heyecanlısın. İlk defa Dora'yla baş başa kalacaksın ya. O yüzden ya mi böyle yaptın? Yok ne heyecanı ya. Bu daha küçücük. Büyüsün de bir an önce top mop oynayalım istiyorum ben ya. Büyür, büyür. O da olur. Şimdi bak, mamasını mutfakta en alt dolaba koydum. Tamam. Bezleri nerede? Ay, onları yukarıdaki dolapta unuttum. Ben buna yedireyim yedireyim, sonra halıya mı sıçsın bu? Yok yok, indireceğim onları da. Sütten başka bir şey vermek yok. Zaten tamam. Onu da alt dolaba koydum. Tezgaha sakın çıkmıyorsun Kudret. Kestireceğim o tezgahı zaten. Allah aşkına ya, sen de bırak bu kısayım ayaklarını. İşine gelince 1.90'lık adamdan farkın yok ki senin. Senin bu 1.90'lık sevdanı da anlamadım gitti ha. Kız yoksa senin gözün yükseklerde mi? İşte ben de öyle sanıyordum da gökte ararken yerde buldum. Kız ağzından bal damlıyor, ziyan olmasın dedim. Hadi şebeke bırak, ben geç kalıyorum, gidiyorum tamam mı? Tamam. Her şey senin kontrolünde, sana güveniyorum. Tamam, ben de. O zaman... Sütü ne yapmıyorduk? Çok kaynatmıyorduk. Bileğimize döküyoruz, yakmayacak kadar sıcaksa veriyoruz, tamam mı? Tamam, anladım. Tamam, hadi. Güveniyorum sana. Hadi bay bay. Sütü ne yapmıyorduk? Kaynayınca veriyoruz işte. Kudret hayır. Kaynatmıyorsun. Bileğine döküyorsun. Bileğini yakmayacak kadar bir sıcaklıktaysa veriyorsun. Tamam tamam sen okay. Ben şaka yapıyorum. Niye bu kadar gerildin ya? Geç kaldım ben ondan gerildim. Tamam, bir şey olursa gidelim. Beni ara tamam mı? Ya ne olacak da arayacağım seni ya? Hadi git ya. Tamam gidiyorum. Hadi. Hadi. Oha! Oha! Acıktı herhalde. Ne yapıyorduk? Süt, süt. Ova! 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 Sütü ne yapmıyorduk? Kaynatıyorduk, sonra dirseğimizi sokuyorduk. Yok. Kulak memesi miydi? Yok, o da değildi. Göbek deliği. Sıcaksa çok acır o. Neydi ya? Hiç riske girmiyorduk. Öyle olduğu gibi dümdüz veriyorduk. Aynen. Ova! 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 Oha! Sıksan buradan. Oha! 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 Deli oğlum. Tamam Oha. Oğlum, yok bir şey. Yok bir şey. Hadi Oha. Al şunu. Tamam oğlum, sana ninni söyleyeceğim. Ben ninni söyleyeceğim sana, ninni söyleyeceğim. Dandini, 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 dastana. Dastana. Danaları girmiş, danaları girmiş, bostana. Bostana. Tamam oğlum, tamam oğlum. Tamam oğlum, tamam oğlum. Geçti, geçti. Tamam, tamam yapmayacağım. Dandini, dandini. Tamam. Tamam, pişt, 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 pişt. Hadi uyu oğlum. Burnunda et mi var bunun ya? Altı temiz. Tamam oğlum, uyuyor. Tamam, pişt, pişt. Tamam, tamam, sakin, sakin. Tamam, yok bir şey, ben buradayım. Tamam, şey yapacağız. Tamam, tamam, tamam. Geçti, geçti. Geçti, geçti, tamam. Tamam, geçti.
Bugün seninle buradayız anlaşılan. Alo baba. Ha ya baba, Zehra çıktı da ben tek kaldım. Çok ufak bir problemimiz var. Acaba işin yoksa gelebilir misin? Ha tamam, yalnız aramızda baba. Kimseye söyleme bak, tamam mı? Biraz özel. Tamam baba. Hadi bay bay. Kudret! Küçük enişte! Kudret neredesin oğlum? Kudret! Nerede bu Kudret ya? Allah Allah! Kudret! Ferhat ne yapıyor? Kudret'i arıyorum. E çocuğun orada ne işi var canım? Doğru ya. Çekmeceye bakacağım. Doğru. Kudret! Ay bir de bakıyor, gel buraya. Ne bakıyor diyorsun da geçen sefer yine bizi çağırdı böyle. Olur olmadı yerden çıktı, mutfak dolabından çıktı. Korkudan apandisini patlıyordu ya. İyi patlamamış işte vallahi. Patlasa mıydı? Küçük enişte evcilik oynarken uyuyakalmış. Tabii ya. Uyuyakalır o, bize kilitledi çocuğu, kendi uyudu tabii. Şişt, ikisi uyuyakalmışlar, gel bak gel. Anne kim uyutmuş? Sus kurt, sus uyandım. Ay. Şunların şöyle fotoğrafını paylaşsak var ya. Vallahi yemin ediyorum 20 like'ı var be. Şişt, dur ama... kaldır, çekil şuna. Çekil. Kaldırayım, yerine yatsın Kudret. Ya. Hiç dokunma zaten. Bebek doğmadan önce Kudret orada yatıyordu. Kendi yeri gibi şey yaptı sen. Çocuk heyecandan yatıyordu. Bari çocuğu alayım ya. Al, al. Ezecek. Gel. Al severim biraz. Gel anneannesini. Ay anneannesini bir tanesi. Ay bismillah. Oha! Oha! Almasa mıydım? Oha! Bizim yok anneannem. Oha! Yok anneannem. Oha! Baba hoş geldiniz. Anne berber susmuyor. Günaydın. Günaydın. Baba iyi ki kimseye söylememişsin ha. Vallahi ben söylemedim oğlum ya. Ha, ben sadece sana söyledim ama. Ama hoparlördeyken söyledin. Hepimiz duyduk. Ne oldu küçük enişte? Emziremiyorsun değil mi? Ama bak şimdi sakın korkma, tamam. Babam onu emzir. Aç babanın elini. Kızım ne yapıyorsun? Gözde. Allah ya. Var diye. Ya baba belki ben erkek erkek konuşulacak bir şey soracaktım sana. He. Oğlum. Erkek dedi, ben kızım. Sen çok yanlış kişi aramışsın ya. Kelin ben hem olsa kendi başına sürer ya. Baba öyle bir şey konuşmayacağım ya. He. Zaten merhem olmayan kel ben değilim oğlum. Bir arkadaş bizim. Şey oğlum sen niye o zaman aradın babanı? Hayırdır? Ya Zehra beni bugün Doray'la ilk defa baş başa bıraktı da. Ya, ağlayınca susturamadım. Sonra beşikten de çıkamadım. Çıkaramadım da bunu. Sonra burada beraber uyuyakalmışız işte. Ya ama lütfen Zehra'ya söylemeyin olur mu ya? Oğlum saçmalama lütfen ya. Bu mesele bu dört duvar arasında kalacak. Bitti. Evet. Kimse söylemek yok. Allah çok sağ ol. Sen çocuğu uyuturken ne söyledin mi? Söyledim baba. Ne söyledin? Dandene, 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 dandene. Oğlum böyle mi söylenir ya? Yok. Oğlum biraz içten, biraz duygulu ya. Duygu katacaksın. Dandini dandini dastana. Danalar girmiş bostana. Ahey ahey. Vallahi ahey dedim. Yok canım. Go bostancı danayı. Gelmesin lan. Böyle mi uyutulur? Sen önce uyumuş gibi yapacaksın ki senden görsün, özelsin çocuk. Allah Allah. Bak. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Hayır, bir saniye, bir saniye. Ben, bak şimdi yeğenim. Ben susacağım, bir saniye. Sus. Aa, sustu vallahi. Bu hakikaten sustu ya. Gel, yat. Aa, sen çıktın anne baba. Çık, 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 çık. Yavaş. Yavaş. Gazı var, ben biliyorum.
Gazı çıktı, niye susmuyordu? Gazı beni çıkarttım. Ya. Rabbim makar etmesin. Hadi ya. Çabuk çabuk onu çek ya. Yemin ya. Beşikte susuyor, beşikte susuyor. Beşikte susuyor. Sus. 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 Meme mi istiyorsun sen? Aşkım hoş geldin. Ne aşkım? Ona mı takıldın şimdi, çocuk uyumuyor? Zoruma gidiyor hala benim. Ya ben soruma cevap alabilir miyim? Ne bu haliniz? Ya ne var halimizde? Dora'ya oyun oynatıyorduk ya. Ya annesiz teyzemlere gitmeyecek miydiniz? Gidecektik. Niye gitmediniz? Gidecektik. Niye gitmediniz? Harf alayım. T. Türk, Tarık. Torun, torun sevmeye geldik kızım. Ya baba yalan söyleme, Beşiktaş'sın sen. Ne var, özenmiş, çocukken olmamış onun. Anne, ya saçmalamayın, siz niye geldiniz buraya? Kızım, Kudret aradı, dedi ki baba gel dedi, ben tek başıma beceremiyorum dedi. Anan da hoparlörden duyurunca durur mu? Hemen götü topuklarına vura vura geldi. Topu götüne vura vura geldi ya da. Ne güzel sır saklıyorsun baba ya. Ama oğlum ben bu dört duvar arasında kalacak dedim ya. Dışarıda sorsa söylemezdim, vallahi söylemezdim. Aa dur, biz bir dışarı çıkalım. Yavaş yavaş baba. Tut şu çocuğu be. Dışarıda sorsun, söylersek şerefsizim bak, söylemeyeceğim. Kapıdayız. Hadi. Çık. Sor mesela, sor bana, sor. Neyi soracağım ya? Sorsana kızım ya, Allah Allah, ne işiniz vardı? Baba, ne işiniz vardı burada? Burası nereye ya? Ne burası ya? Gördün mü? Asla söylemem. Söylemem. Bak. Kudret bizi ar... Bizi Kudret aradı. Söylemem. Tamam. Bizi Kudret aradı. Tamam baba. Kudret ne oluyor burada? Söylemem. Tamam. Ya sevgilim, sen çıktıktan sonra dediğin her şeyi yaptım. Tamı tamına yaptım ama ağlamaya başlayınca susturamadım. Sonra beşikten çıkaramadım. Panik yapınca da babamları aradım. Gerçi onlar da susturamadı ama. Ya ben... Beni niye aramıyorsun? Ne bileyim. Ha? Beceremediğimi düşünme istedim. Ya aşkım, ben bir an bile böyle bir şey düşünmedim ki Kudret. Ya ben senden güç aldım da anne oldum. Sana inandım, sana güvendim. Çocuğumuzun da boyu posu bana. Sabrı gücü de sana çeksin be Kudret. Ne yani, çocuğumuza benim fizyolojik özelliklerimden yakıştırdığım bir şey yok mu? Şey, burnu. Heh, burnu senin gibi olsun. Benim burnum güzel değil mi? Yok, benimki çok kötü. Bak uyudu. Vallahi uyudu. Bunun artısı bana mıymış ya? Ya öyle deme. İlk defa ayrıldı ya benden. Huysuzlanmış işte biraz. Ben bir mama yapayım. Bu burada uyusun. Heh, yanından ayrılma, tamam mı? Hemen geleceğim ben. Bunun derdi benle ya, vallahi benle. Zehra. Kucağına al, kucağına. Ya bu beni sevmiyor mu acaba? Doğduğundan beri hep seni gördü ya. Ya sevmez olur mu? Al kucağına, sakinleştir. Gördün mü bak? Senin kucağında da uyumuş. Hadi gel odasına götürelim. Tamam hadi. Hadi gel. Çüy. Çüy dedi. Duydun mu? Vallahi cüy dedi. Senin ağzına biber sürerim. Baba demeden cüce demeyi öğrendi ya. Saçmalama Kudret. El kadar bebek cüceyi nereden bilsin? Rastgele cüce dedi. Diyecekti. Cüce diyecekti. Cüceyi daha ne kadar kısaltabilirsin ya? Cüce. Ya cüce ya? Cüce de bari ya. Cüce. Al işte. Al, al git uyut çocuğunu. Ben görmek istemiyorum daha fazla. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyen var mıdır? Zil mi ya? Çalsın mı? Hamza çal. Hamza. Seyirciye soracaktım. Sizce bebek kim diye gelmişin. Anladınız mı o sırada Atakan olduğunu? Anladım diyenler alkışlasın. Benim umurumda olmadı diyenler alkışlasın. Ben de öyle valla. Güzel.
Ya bir kere Kısadan Hisse serisi güzel. Başka hiçbir yerde de örneğini izleyemeyeceğimiz bir şey. O yüzden çok değerli buluyorum. Hamza'ya bir özel alkış istiyorum. Hayatla baş etmenin yolu kendinle önce baş etmektir. Babanın kapı şakaları güzeldi, yani güzeldi. O şakayı satmak da biraz özel bir sanat isterdi. Safa da çok güzel yaptı. Çocuk rolünde Atakan Çelik de çok başarılıydı. Görünmeyen bir yardımcı oyuncu ödülü almış sayılırsın. Kızlarım da çok tatlıydı. Aferin, size gelsin alkışlar. Devam. Ben Sena Bayır. Evet hocam, merhabalar. Her ailede patavatsız bir amca vardır. Muhtemelen sizin ailenizde yoksa o babanızdır. Kalp Kerizi isimli bir skeç geliyor. Hilmi Deler, Fatma Tezcan, Cihan Talay yazdı. İyi seyirler. Gel baba. Geç abi, geç. Tamam, geç. Vallahi gel, Allah korudu seni. Geç. Gel. Gel şuraya. Gel, 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 gel. Gel şuraya otur abi. Gel, gel, gel. Abi. Pardon abi, pardon. İyiyim ben. Baba uzan, uzan, uzan. İyiyim baba, uzan. Bir uzanayım. Ayak, hatta ayakların havada olmasın. Ayakların havada olmasın. Lan oğlum dur lan. Abiyim sen. Allah'ım yarabbim. İyiyim lan. Bir durun. Allah Allah, bırakın beni, rahat bırakın ya. Allah korudu ya. Seyircan, bak Aslı'ya bu olanların hiçbirinden haber vermeyeceksin, tamam mı lan? Duydun mu beni? Hiçbir şey söylemeyeceğim. Pavyona gittiğini mi söylemeyeceğim baba? Pavyonda kalp krizi geçirdiğini mi söylemeyeceğim? Emin değilim ama bence ikisini de söylemeyelim. Pavyonda kalp krizi geçirdiğini söylersek pavyona gittiğini hemen anlayabilirler gibime geliyor. Cibine mi geliyor? Hemen anlayabilirler gibime geliyor. Tamam baba, biz kimseye bir şey söylemeyeceğiz, merak etme. İrfan, sen de susuyorsun, tamam mı? Bak, o çeneni kapatıyorsun. İrfan, ne oldu Mücahit'e? Sercan, ne oldu? Ne oldu sana? Ha? Neler oldu sana? Bu adam niye ayakları yerde? Kaldır ayaklarını, kaldır. Memnun, iyi misin? Dur, dur, dur. Ben torbaları alayım anne. Al torbaları. İyiyim ya, iyiyim, iyiyim. Bir sıkıntı yok. Ha. Küçük bir kalp krizi ya, bir şey bak, yok. Küçük kalp krizi diyor. Allah aşkına sen söyle, kalp krizinin küçüğü mü olur? Olumsuz getir. Benzi gitmiş. Ne dedi, hastaneye gittiniz mi İrfan, ha? Ne dedi doktor, konuşsanıza. Doktor ne dedi? Ne, nesiymiş durumu? İç, iç, iç kocacığım, iç. İç. Ben hastanede mi kalsaydım da? Nerede geçirdi kalp krizini? Ha? Sercan? İrfan? Niye konuşmuyorsunuz? Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Niye konuşmuyorsunuz? Mücahit'e bir şey mi oldu? Öldü mü Mücahit? Ne oldu? Ben buradayım ya. Ne ölmesin ya? Allah'ını seversen Feride. Kafa gitti bende. Allah'ını seversen ya. Hayır, elim ayağım titredi bak. Sıkıntı yok. Hiç iyi değilim ben ha. Onlar şimdi hastaneden geliyoruz ya. Bunlar da benim başımda duruyordu. Onun için böyle yoruldular herhalde. Ay. Tabii onlar bir de karnına da acıktı. Sen bize bir atıştırmalık bir şeyler getirsene. Hemen. Hemen ya. Hemen. Börek vardı, ben hemen size börek getireyim. Börek getirsin. Ah Feride ah. Senin kocan kalp krizleri geçirsin. Sen çarşı pazar dolaş, yazıklar olsun sana Feride. Puh sana Feride. Nasıl hiç konuşmadık baba? Aklı gitti annemin. Lan oğlum siz niye konuşmuyorsunuz lan? Kadın size soru soruyor, cevap versenize. Sen dedin abi. Sen sus dedin diye sustuk biz. Vallahi yoksa yengeyle burada çok koyu muhabbete girerdik biz. Sen de bir dediğin bir dediğini tutmuyor. Kızacağım ama ha. Kızsana lan bana. Bana bir kız ya, Allah'ını seversen bana bir kızsana ya. Ulan ben senin yüzünden ölüyordum yahu. Utanıyorum lan senin abin olmaktan ben. Ama benim kayınpederim olmaktan utanmıyorsun değil mi baba? Yok oğlum, ondan utanmıyorum. Ondan daha çok rahatsızlık duyuyorum. Sen nasıl damatsın lan? Hı? Sen niye pavyonda çalışıyorsun? Hı? Çalışacak başka yer mi yok? Ya baba işi şeyi parası çok güzel. Aslı da hamile ya. Baba, baba, baba. Ne baba baba ne? Ya Aslı bilmiyor da benim pavyonda çalıştığımı, söylemezsin değil mi? Abim hayatta söylemez öyle bir şey. Ya söylerse? Ne diyecek? Pavyonda mı karşılaştık diyecek. Görmüşler derim. Bir arkadaş duymuş derim. Diyemez miyim? Sen de karışıyorsun. Sen karışma.
Vallahi o pavyondaki işten ayrılmazsan söylerim Aslı'ya orada çalıştığını. Vallahi seni şikayet ederim ha. O zaman ben de anneme pavyona gittiğini söylerim. Deme. Ya da daha önemlisi pavyonda kalp krizi geçirdiğini söylerim. Deme lan onu deme, deme onu. Pavyon, pavyon, pavyon. Deme lan ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun kadın duyacak? Allah Allah. Sen de söyleme. Senin gibi damattan ben nefret ediyorum ya. Her işini şantajla çözüyorsun sen. Ben de seni çok seviyorum canım babacığım. Peki bir şey soracağım. Ben orada öyle kalp krizi geçiriyorum. Siz niye beni izliyorsunuz lan? İnsan bir yardım etmez mi? Abi vallahi kusura bakma ya. Ben hiç anlayamadım ya. Sen böyle kendini titretince ben masada dans eden hanımefendiye eşlik ediyorsun sandım. Hatta bir ara ben de size eşlik ettim. Ondan sonra Sercan geldi. Dedim Sercan dur, bu abimin bir koreografisi. Barışma dedim. Sercan'ı da ikna ettim, o da izlemeye başladı. Evet, ben inandım. Sen düşünce ama ben çok korktum baba. Ben onda da inanmadım he. Ben onda da inanmadım. Dedim ki abimin bu hesap geldiğinde böyle ayılıp bayılmalarından bir tanesi. Herhalde yine hesabı bana kilitleyecek dedim. Sercan'ı yine ikna ettim. Ben inandım. Elimde post cihazı bekliyorum böyle baba. Hesabı kim ödedi? Sen ödedin. Lan ben kalp krizi geçirirken nasıl hesap ödedim? İrfan abi senin kartını uzattı. Uzattım ama bir gözüm hala sende. Ha kalktı, ha kalkacak diyorum. Meğer senin kartta temassız özelliği varmış. 250, 250 ben çektim hepsini. Kesene bereket babacığım. Sağ ol, sağ ol. Allah'ım ya oğlum ben orada kalp krizi geçiriyorum. Siz hesabı bana kilitliyorsunuz. Ölüyormuşum lan ben orada. Az kalsın ölüyormuşsun Mücahit. Allah korusun. Hayır daha emekli bile olmadım. Ne alakası var ya şimdi? Ne bileyim ben heyecanlanıyorum işte öyle. Sen değil, benim heyecanlanmamam lazım. Tamam sen heyecanlanma, ben heyecanlanıyorum zaten. Tamam sen heyecanlanma. Ben ikimizin yerine heyecanlanırım. Sen sakın heyecanlanma Mücahit, tamam, tamam mı? Tamam. Börek dışında bir şey yer misiniz? Yenge varsa şöyle ortaya bir meyve tabağı alalım. Orada yiyemedik biliyor musun? Nerede? İşte hastanede. Ben işte tam beni hastaneden taburcu ederlerken sağ olsun hastane yönetimi meyve tabağı getirdi. Yiyemedik. Bu sığırın aklı onda kaldı tamam. Herhalde. Tamam. Sen buna bir bandan falan bir şey getirsene. Ne iyi hastaneymiş be. Nasıl zekalısın? Babam! Babam bırakma bizi babam! Ay babam beni! Kızım sen bıraksana mı? Bırakma babam bizi! Kızım ne bağırıyor kulağımın dibinde? Bırak beni! İşte kız çocukları hep babaya düşkün oluyor. İnşallah benim kızım da bana düşkün olacak. Gel Sercan, burada benim babam ölüyor. Sen hala kendi babalığın. Tamam, gel anne, bırak babamı. Anne, değerini bilemedik babamın. Bilemedik kızım. Adam bu hayatta hiç mutlu olamadı ki anne. Bilemedik yavrum, hep yalanlar söyledik. Arkasından türlü türlü işler çevirdik. Ben öldüm, ölünün arkasından böyle konuşulur ya. Ben ölmedim, buradayım. Duyuyorum hepsini ya. Ay çok şükür tanrım. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne oldu babamın nesi var? Ölü gibi bakıyor ama adam. Ne yaptılar babama? Anjiyo. Neren anjiyo baba? Neren anjiyo? Hayatım öyle bir şey değil. Damarına baklar tıkalı mı değil mi diye. Neresi tıkalıymış? Burası mı tıkalıymış? Neredeymiş bunun dedesi? Cenni! Buradaymış bunun dedesi? Kızım sen nasıl insansın? Duygudan duyguya geçiyorsun ya. Toparla kendine gel ya. İyiyim tamam sıkıntı yok. Ne oldu? Nerede oldu olay? Aa, hakikaten kaynadı az önce. Nerede oldu olay? Dönemcede. Dönemcede. Anlamadım nerede ya? Ya ben anladım oturlar siz kaçmayın ya. Ben kalp krizi geçiriyorum bunları anlatıyor ya bir susun. Nerede? Ben şimdi iş yerinde çıktım. Canım döner istedi. Dedim yarım ekmeğin arasına koydurttum da iyiyim. Koydurttum yarım ekmeğin arasına. Bir baktım aa park. Çok güzel. Otur dedim burada ye. Parkta ben ilk ısırığı al sonra yer. Ah. Biz neredeydik? Abim parkta dönerleri almış bekliyor. Aradı beni dedi İrfan dedi. Döner aldım dedi. Sen yer misin acıktı mı dedi. Dedim abi hemen geliyorum. Ben gittim abim bir baktım önünde bir sürü yarım ekmek döner yaptırmış. Ben bir tane yedim. Abim bir tane yedi, iki tane yedi, üçüncüyü de yedim. Babam tabii üç tane döner yiyince kalbi dayanmadı. Sercan sen bu hikayenin neresindesin? Ortasındayım hayatım. Merkezdeyim, içindeyim ben bu hikayenin. Evet. Bu hikaye benim etrafımda gerçekleşti zaten. Ben dönercide işe girdim, ek iş. Hayırlı olsun Sercan. Yani babam senin yüzünden ölüyordu. Hayır ya. Ben garsonum, ben yapmadım ki döneri. Ya içine ne koyuyorlar belli değil ya. Adı değil mi, şirketin belli değil. Sen onu almışsın, babamı yedirmişsin. Ne yapsın adam kriz geçirmeye? Dursun mu böyle? Durayım böyle. Bu kız niye bu kadar sinirli ya?
Hormonal İrfan abi ya. Doğumdan sonra normale dönecek inşallah. Yalnız bu hikayede benim aklıma yatmayan bir şeyler var. Ne o yenge? Allah'ını seversen söyle ya. Ne o ya? Kocaman adamlarız burada. Yalan mı söyleyeceğiz ya? Adam anjiyo oldu, anjiyo. Yani bu ha meyveden olmuş, ha dönerden olmuş. Ha parkta olmuş, ha pavyonda olmuş. Yani doktor abime dedi ki sen dedi anjiyo oldun. Burada dikkat etmemiz gereken şey anjiyo. Ne pavyonu? Patladığımız yere bak arkadaş ya. Adın anladı ya. Sercan bir şeyi saklayamadım burada. Bir şeyi saklayamadım ya. İrfan abi ben mi dedim pavyon diye? Sen ya, dedin pavyon diye. Pavyon deme oğlum. Niye pavyon diyorsun ya? Ya niye altını çiziyorsun pavyon pavyon diye? Biz sabahtan beri saklıyoruz burada ya. O zaman bırakalım kendimize. Herkes desin ki pavyon, 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 pavyon. Pavyon, pavyon, pavyon. Kalbim. Sus artık. Kalp krizi geçiriyorum Feride. Çok kötü Feride. Abi kalp sol tarafta, sen sağ tarafı tutuyorsun. Ben kimlerle iş yapıyorum ya? Allah'ım çok kötüyüm Feride. Acıyor mu Mücahit? Çok acıyor Feride. Acısın Mücahit. Bu kalbin böyle acısın Mücahit. Sen bu yaştan sonra pavyonlara gidersen o yüreğin kaldırmaz Mücahit. Yenge. Aslında pavyon çok sıkıntılı bir yer değil de. Masaya iki tane kadın geldi. Dedim ki gelmenize gerek yok. Gelmenize gerek yok derken üçüncü bir kadın geldi. Zaten o kadına kalp mi dayanır? Bence bütün mesuliyet onun. Bütün mesuliyet onun. Allah'tan abim ölmedi de o kadın da işinden gücünden olmadı. Lan sus lan! Kriz geçiriyorum diyorum. Sus lan! Allah'ını seversen sus artık ya. Sen sus! Yalandan ikinci kriz geçiriyormuş gibi bir de salak yerine koyma bizi. Senin de karına söyleyeceğim ben. Ben ne yaptım ya? Şu artık ona anlatırsın ne yaptığını. Sercan. Senin pavyonda ne işin vardı? Senin karın hamile ya. Neredeyse doğuracağım Sercan. Senin pavyonda ne işin vardı? Ya sen babama uyup pavyon köşelerinde sürtmek ne demek Sercan? Kızım dur lütfen. Lütfen kızım dur lütfen. O çocuğun yüzünü sana göstermeyeceğim. Ya Allah Allah. Ya Sercan bizimle pavyona gelmedi. Hastaneye mi geldi direkt? Yok o zaten pavyondaydı. Öyle be, öyle. Garsonluğa başlamış bu ya, garsonluğa başlamış bu. Sen kumarhanede çalışma demişsin ona. Hı, o da koşa koşa pavyona mı gitmiş? Öyle boşanmayız İrfan abi, füze at ya. Vallahi evimizi, ocağımızı yık, al çocuğu da sen büyütürsün. Hayatım, ben garsonluğa başladım. Yemin ediyorum önümüzdeki ay bırakacaktım zaten. Ya, lütfen sus ya. Sen ne zaman bırakıyorsun Mücahit, he? Neyi bırakıyorum? Ya. Abim niye bıraksın Allah aşkına ya? Abim orada mı çalışıyor? Abim oranın daimi müşterisi. Allah Allah. Hiçbir şey anlatamıyorum size. Sus lan. Yeter lan. Sus artık ya. Yeter. Bizim patlatacak başka yalanımız kalmadıysa çık git bu evden artık ya. Rica ediyorum ya. Duydun dediklerini değil mi? Duydun. Vay be abi. Vay be. Patlatacak yalan. Çok güzel de bir cümle bulmuşsun kendine. Erdek'teki yazlığı sattığını ben söyledim mi yenge? Allah! Söyledim mi yenge? Allah! Ben sana bir şey söyledim mi? Ne? Sen yazlığı mı sattın? Feride ben... Sen bahçeli iki katlı yazlığı mı sattın Mücahit? Ben... Sen bu anlaşılmayacak mı sen? Sen bu bilgiyi benden nasıl saklayacaktın Mücahit? Feride sen saklama. Ha, nasıl? Ben babanı boşuyorum kızım haberin var. Bir dur Feride Allah ya bir dur Allah'ım sensin bir gel. Ne ya. Bir dur. Ne boşaması 20 yıllık ilişki hemen böyle evlilik biter mi ya? Bir dur ya. Sattın ama niye sattın? Bir sor. Bir sor. Pavyonda yemek için mi? Lan! Oğlum seni öldürürüm lan. Vallahi seni öldürürüm ha. Çık git lan buradan. Allah Allah. Gideceğim de en heyecanlı yere. Cevap ver yengeme. Yengeme cevap ver. Yazlığı niye sattın? Lan sus diyorum lan. Vallahi çıldırttı beni ya. Feride. Sinirlerim bozuldu anlıyorum. Ama gerçekten öyle bir şey değil ya. Ben sattım yazlığı ama... Sercan'la Aslı'ya ev almak için. Bunlar şimdi çocuğu olacak. 1+1 eve sığmazlar dedim. Yazlığı satayım bunlara ev alayım dedim. Ondan para arttı biraz da. Bu da bana dedi ki abi canım çok sıkkın beni yemeğe çıkarır mısın? Gel dedim abi kardeş yemek yiyelim. Aldı beni pavyona götürdü. Vallahi bunun suçu ya. Ben Asaya kadını da bu çağırdı. Ben çağırmadım ki Feride. Doğru mu diyorsun? Vallahi doğru diyorum ya. Ben zaten içeri girer girmez böyle içim şişti darlandım.
Benim dedim burada ne işim var? Ben buraya ait değilim dedim. Kalp krizi geçirmişim bu sırada. Çok korktum Mücahit. Canım benim. Aslan babam benim be. Aslı sen anlamadın galiba. Babam yazdığı satıp bize ev almış. Ev al çok da herhalde. Babam bize ev almış. Yok. Ne oldu? Bunun da sevinmesi böyle abim. Böyle ya. Bu da böyle yapıyor işte ya. Sevincini göster. Bunun da karografisi böyle. Yok. Sercan bir şey söyleyeceğim ama sakin ol. Söyle tamam. Hayatım söyle. Çocuk geliyor galiba. Ay. Ne oluyor lan? Tamam oluyor. Tamam. Ne yapacağız? Bir dakika. Panik yapmayın. Tamam. Panik yapmayın. Ne yapalım İrfan? Panik anlarını iyi yönetmemiz ne gerekiyor. Ne yapalım İrfan? Konuş. Ay senin ya. Senin ne yapacağız baba? Tamam sakin ol. Sakin hadi, hemen. Bir saniye. Burada bayılmalar iyi oldu. Bunlar gelmesin. Bir saniye. Uzun nefes. Uzun. Derin nefes. Nefes. Derin nefes. Hadi al. Hadi. Zil diyenler. Güzel skeç, çok güzel. Zili hakkıyla çaldıran, çalalım. Çalı bakalım Fatih. Beşiniz de çok iyi oynadınız. Fatih daha forvet bir pozisyondaydı, çok golcüydü. Aferin Fatih, her zamanki tuhaf stilinle. Hiç ciddiyeti elden bırakmadan, hiç yani hiç bozmadan, hiç gülmeden güldüren çok iyi bir komedyen Fatih. Zaten skecin aramızda tabii biliyorum bu programı hevesle yazmak isteyen insanlar, gençler de var, çocuklar da var. Onlar için söylüyorum. Aslında bir skeç yazmanın basit bir tarifi var. Herkesin yalan söylemek zorunda kalacağı bir durum üret. Ondan sonra yaz tam onun şahane bir örneği, gerçek bir gerçeklik duygusu veren bir hikaye. Güran da sürekli pavyondadır, onu herhalde anladı. Şimdi ben yalnız burada şey gördüm, Fatma, Hilmi, Cihan, Güran'ı yazmayı unutmuşsunuz. Yazmayın dedi hocam. Baş yazarımız. Birkaç hafta beni yazmayın. Güran, Bıyık, Altundaşar'ı yazmayı unutmuşsunuz. Çok tatlıydı. Hilmi, Fatma, Cihan, onlara bir alkış. Durum komedisi çok sağlam kurulduğunda oynaması da seyretmesi de çok zevkli oluyor. Aferin çocuklar. Devam. Efendim malumunuz pandemiden dolayı okullarda eğitim bir süre online olarak yapıldı. Hala yapılmaya devam ediyor ama kısım kısımda açıldı ve öğrenciler okula geri dönmeye başladılar. Altyapıdan arkadaşlarımız da bununla ilgili bir skeç yazmışlar. Tuzaktan eğitim geliyor. Cansu, Beste ve Ozan yazdı. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Beni özledin mi? Kimseye güvenim kalmadı. Başka biri mi var? Sana yaklaşmaktan korkuyorum. Neden? Ya koronaysan? Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol ağzımda onlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım. Ya kapat, tamam olmuyor, kapat. Ya istemiyorum ben, kapat. Ya sosyal mesafeli bu kadar oluyor Ahmet. Ya olmadı, istemiyorum ben ya sosyal mesafeli. Ben okula gelmek istemiyorum ya. Milli Eğitim bıraksın benim yakamı artık. Ben sanayiye gitmek istiyorum. Ya öyle demesene, herkes birbirini çok özledi, iyi oldu işte. Benim adıma konuşmalar yapma lan. Günaydın. Sizi çok özledim gerizekalılar. Ana. Abla camını sileyim mi? Ya. Cam aç, ses gelmiyor, cam aç. Ya abla camını sileyim, bak şunu da sileyim, bir kere kullandım. Hiç. Ya sıkma şunu sineklercik bir. Günaydın. Ne yapıyorsun? Tık. Kaynakçı. Ne yapıyorsun? Ha? Ulan Toygar var ya, seni bile özledim lan. Harbi mi lan? Vallahi o kadar da değil lan.
Oğlum ayıp olmasın diye söylüyorum. Valla. E oğlum ben duyuyorum ya bunları. Burada mikrofonu kapatamıyorduk deme lan. Ya. Ya annem öğretmen olmasına rağmen internetten dersi kaynattım ben ya. Beni niye içinize almıyorsunuz? Belki içimiz almıyor. Allah bizi şaka. Daha şaka değil mi kanki? Ben hepinizi çok özledim. Özellikle de Ahmet'i. Lan sen beni özleme. Ben bunu telefonuma sakın açma diye kaydettim. Bir Bulgar dolandırıcılar bir bu her gün arıyor ya. Ben senin telefonuma oksijenim diye kaydettim. Lan karbondioksitin olayım sal beni ya istemiyorum. Sen bayağı kimya biliyorsun. He biliyorum. Ne biliyor cahil ya. Ya Gül'in artık kırklandın yeter kızım ya. Ya anlat tamam son cilayı da atayım bitiyor. Ha? Ahmet. Ne var lan? Bana bak lan. He. Malları getirdin mi? Getirdim. Vallahi mi? Birinci kalite var. Süpersin lan sen. Çekte ne istiyorsan bir tane. Yok kanki sana güveniyorum. Okuldakilere 5 liradan okuturuz biz. Kişiye özel kopyalı da yapıyorum. Sen var ya büyük şerefsizsin kanka. Yemin ederim. Sağ olasın. Arkadaşlar hoca görürse disipline yollar ha. Sen annene bir şey söylemezsen hoca da görmemiş olur kardeşim. Annemi de karıştır. Lan yok kimsenin ruhu duymaz bir şey olmaz ya. Yok da lan bir patlıyor lan. Anası geldi lan. Açıl. Ya hocam ne oluyor ya? Kızım 1,5 metre sosyal mesafe olması lazım aranızda. Hocam hazır şu metre elinizdeyken bir boyunuzu ölçseniz iddiaya girdik. Ben 1,50 diyorum. Handikaplı mı lan? Gibi bu öyle. Zevzekler kalkın kalk ayağa. Niye hala çenede o maskeler? Hocam skeç değil seyirci ne dediğimizi anlamaz. Biz de biliyoruz takmayı yoksa. Doğru. Heh. Tamam çıkarın. Sağ ol. Ama normalde okullarda maskelerimizi hiç çıkarmıyoruz. Kimle konuşuyor la bu? Delirdi herhalde ne bileyim. Anne iyi misin? Anne değil, öğretmenim diyeceksin oğlum. Oğlum değil, öğrencim diyeceksin anne. Ama hala anne diyorsun oğlum. Oğlum dediğin için anne diyorum ben. Akşam evde yaprak sarması var. Neli? Hala. Bunlar baga girdi, elleşme ders kaynasın, boş ver. Sen ne dedin Ahmet? Öğretmenim bugün canlı ders var mı? Oğlum. Güzel oğlum, ne canlı dersi? Okuldayız ya. Evet oğlum. Artık yeni süreçte derslerimizi yüz yüze işleyeceğiz. Ay yaşasın okul. Hadi ya. Ya ama oğlum iyi de. Çok burada muhabbet. Çocuklar, mesafe kurallarına uymamız gerekli. Birazcık sıralarınızı açın. Ahmet, ya ben senden ayrılmak istemiyorum. Bak sakın bana 1,5 metreden fazla yaklaşma. Seni CİMER'e şikayet ederim bak. Doğru yapar. Yani çocuklar bakın bana. Teneffüste çok dikkat ediyorsunuz. Yüz yüze gelmek yasak. Hocam biz oyun oynuyoruz. Oyun da mı oynayamayacağız? Uzun eşek oynarız lan. He. Çocuğum yüz yüze gelmek yasak dedim ya. Uzun eşek de yüz yüze mi geliyordun? Doğru. Birbirinizin yüzüne bakamayacak hale geliyorsunuz. Öğretmenim. Uzaktan eğitimde olduğumuz sınavları okudunuz mu? Teşekkürler. Okudum Gülüncüm, okudum. Siz uzaktan eğitim yerine eğitimden uzaklaşmışsınız çocuğum. O nasıl oluyor hocam? Kalk öğreteyim ben sana nasıl oluyor. Soru soran neymiş kalk, ya? Ne şey soru sordum lan kalk. Bir şey demesen kalk. Alper. Bu cevaplar ne oğlum? 7 meşaleciler nasıl toplanmıştır çocuğum? İnternetten toplanmıştır hocam. 7 kişi bir araya gelirse parti yapıyorlar diye ceza yerler bu dönemde. Yerler. Doğru. O dönemle bu dönem bir mi? Otur. Ben ne bileyim dönem hangi otur. Dönemde 7 meşaleci? Zeynep kalk. Sana da aferin kızım. Sağ olun hocam teşekkürler. Ben derste kaç defa dahi anlamına gelen de ayrı yazılır diye anlattım. Sen korkudan ne kadar D varsa hepsini ayırmışsın çocuk. Hayır dede yazarken bile D yazmışsın. Benim dedem dahi hocam. Doğru. Bunun dedesi de başımıza Pierre Curie oldu ya. O kim lan? Nobel ödülü alan fizikçi. Sen bayağı fizik de biliyorsun. Biliyorum. Cahil ya, nereden bilsin ya? O dahi mi? Şimdi de bunların mı arkasına sığınıyorsunuz siz? Hocam ben hiçbir şeyin arkasına sığınmıyorum. Yine şerefimle 2 aldım değil mi? 0 aldın Ahmet. Artık adımızdan puan etmiyor ya. Çocuğum adına yazana puan veriyoruz diye bütün kağıda Ahmet yazmışsın. Mantıklı lan. Hayır, hakkın geçmesin diye topladım, 40 ediyor. Yine kalıyorsun. 5 tane daha yazacaktım, bilemedim. Hocam benim kafam matematiğe basmıyor. Çocuk, edebiyat dersindeyiz ya. İşte düşünün, öyle basmıyor. Bu çocuk da her dersi matematik sanayi. Sanayi ya oğlum hani. Seninle ben çıkışta konuşacağım. Ahmet, ama beni çok şaşırttın. Hangi konuda şaşırtmış olabilirim hocam ben sizi? Tarihte en yüksek notu Ahmet almış. Bravo kanki. Aa, helal olsun. İlgimi çeken konu olunca çalışıyorum ya. Neymiş o konu? Sanayi devrimi. Gülünecek bir şey varsa söyleyin hep beraber gülelim.
ağlanacak halinize giriyorsunuz. Hayır, ben dersimi anlatıp çıkarım çünkü. Bunlar bana lazım değil. Arka taraf sessiz ol. Oğlum konuşmasana arkadaşınla. Sen kızım kendine evde olsaydın evde. Çöp atmak yasak diyorum, çöpleri yere atıyorsunuz, sonra da almıyorsunuz. Sen evde de çöpünü yere mi atıyorsun? Toygar sessiz olur musun lütfen? Kendine gelin az ama artık. Yeter! Bıktım çöp. Cam açın, dokuzan sizden daha iyi. Oğlum annem mavi ekran verdi lan. Anne, ay, iyi misin? Çok özlemişim çocuklar. Bana öyle iyi geldi ki anlatamam. Allah Allah. Tamam devam edeyim. Gülüncüm 100. Ya öğretmenim, neden hiçbir yerden puanımı kırmadınız? Bu kadın kime yüz vereceğini hiç bilmiyorum. Vallahi bilmiyor kanka. Bana verirse uçururum burada. Toygar 100. Kaç? 100. Efendim? 100. Bir hönkürün geçsin o yapın. Boğazın gıcığını atarsın. 100 aldın çocuğum. Teşekkür ederim. Nasıl 100 aldı hocam ya? Nasıl 100 aldın? Hocam ben kağıdını görmek istiyorum. Kağıdı mıdır o? Senin kağıdın lan. Ben sana güvenmiyorum ki hocam. Belki evde cevap anahtarına baktı. Evet evet hocam, ben kabul etmiyorum arkadaşlar. Ya ne yapacağız şimdi? Yeter. Çocuğun şeyini yapmayın, rızkını yemeyin. Ya bildiğiniz bu çocuk düpedüz güzelce not almış. Ne yapacağız şimdi? Tabii ki de test yapacağım. Korona testi mi? Ahmetciğim, size bir şans daha vereceğim. Sınav başlayacak. Hazırlıklarınızı yapın. Arkadaşlar 05'ci olan var mı? 07 var. 05 soruyorum. İnceltiriz. Sen alıcı mısın? Onu de. bende var. Sende var mı? Ben. Ay çocuklar durun, durun, durun. Birbirinizle eşya paylaşamazsınız. Nasıl ya hocam? Bütün sistem çöker o zaman. Biz bir silgiyi 15 kişi kullanıyoruz sınavda. Çocuklar hayır, bu süreçte birbirinize kırtasiye alışverişi yapmanız yasak. Hocam kopyada mı yasak? Kızım o zaten yasak. Sistem çökmüş, bitmiş. Sistem bitmiş ya. Babamların içinde de değişmiş. Ya şurada uyuyacağınız iki tane kural var, onu da anlamıyorsunuz ya. Olacak şey mi? Kızım şunu elden ele. Oh. Oh. Hocam ne yapıyorsunuz? Hani elden ele yasaktı? Şimdi korona bir ondan ona geçecek, ondan ona geçecek. Yok lütfen. Yok çocuklar, tamam aklım karıştı alışkanlıktan hep. Ne yapalım? Defterlerinizden sayfa koparın. Yok ben ortayı geçtim, koparamam. Ben zaten 100 aldım. Benim sanayi yazmaktan sayfam kalmadı. Koparmayı istediğimiz sayfadan başlayabiliyor muyuz? O buranın sorusu mu? Mal. Hocam bende şöyle bir defter var ama bunu kullanabilir miyim? Olur çocuğum, neyse neyse. Ama çizik bir kenarı, şimdi sınavım kötü olmasın. Çocuğum defter defter. Ay bir sıkıntı çıkmaz hocam, yani bir bakın isterseniz. Bir tane deftere karar. Ya ne bileyim ya, abi ne bileyim. Hocam sosyal mesafe, nereye gidiyorsunuz? Ama sen gidince ben... Bana dokundu! Hocam yüzüme nasıl dokunuyorsun? Sıkın sık sık. Ben mahvettim, her şeyi mahvettim şu anda Tufaygar. Anne. Ben eğitimciyim, saksı değilim ben. Saksı değilsin anne, tamam. Sakin. Saksı değilim. Değilsin. Kadını biz bu hale getirdik. Eserinizle övünün arkadaşlar. Oğlum aslında var ya, ben sınavı komple iptal de ettiririm de karabiber lazım. Al ver bende. Cebinde karabiber mi taşıyorsun? He, tavuk da var. Sanayinin orada güzel oluyor, güzel yapıyorlar biliyor musun? Karabibersiz de yenmiyor bu. Sen nasıl bir manyaksın oğlum ya, Allah Allah, git bir daha. Ne yapacağım? Ya. Seherli karabiber sen... Lan hındar etme, tavuğa dökeceğim ben onu lan. Allah Allah, bu bir şey yapma. Sonra öğretmen lisesini bitirince Fen Edebiyat Fakültesini kazandın. Onu da bitirdin. Bak senin sınıfın, sen öğretmensin. Baştan başlamış lan. Sözlü yapacağım. Lan kadın kendini saksı sanıyordu, niye hatırlatıyorsun? Ya ne annem, evde suluyum mu bir de? Mantıklı. Başlıyorum. Evet Zeynep. Evet hocam. Of. Çok yaşa Toygar. Evet Zeynep. 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 Ama hocam biz bahçeye gidelim mi? Sınıf hiç steril değil çünkü. Alper bahçe falan yok. Bu tıksırıyor. Sizin yüzünüzden tıksırıyor. Çocuğun masasına karabiber döktünüz. Aa siz onu nasıl çaktınız ya? Karabiber mi? Vuram vuram kokusu geldi burnuma. Her gün yemek yapıyorum ben. Yaprak sarması var öyle. Allah Allah. Anayım ben, ana. Anne sen de bir karar ver hocam. Doğru. Ya aman. Çocuklar bakın. Tamam. Çok zor bir süreçten geçiyoruz ama bunun şakası olmaz. Siz böyle dikkatsizce davranarak daha da zorlaştırıyorsunuz. Kurallara uymayıp geri mi takılmak istiyorsunuz evlere? Yok hocam, ben istemiyorum öyle bir şey ya. Vallahi yıldık evde mevde hocam. Daha iyi giderim hani. İşte benim sınıfım.
benim sınıfım. O zaman bu süreci el ele birlikte atlatacağız. Hocam el ele tutuşamıyoruz ki. Zor. Omuz omuza üstesinden geleceğiz. O kadar yaklaşamayız. Aman canım, sosyal mesafeyle falan halledeceğiz işte. Hallederiz. Hallederiz. Evet. Ben bir daha eve girmem oğlum. Vallahi evde kalmam ben ya. Halleder miyiz sınıf ya? Hallederiz. Hadi be. Yaşasın okul. Hanayi. Bakın bana ne diyeceğimizi demiyor mu zaman? Oğlum. Zil diyenleri duyalım. Cansu beste, Ozan yazdı. Çalın. Buyurun. Zil diyorsunuz değil mi? Aferin Cansu. Burada olmayan, dışarıdan bize skeç yazan beste ve Ozan'a da buradan bir alkış gönderiyoruz. Aferin Cansu. Güzel. Bütün tipler çok sempatik, eğlenceli ve inandırıcı. Kopyalı maske iyi fikirmiş. Bak ya, okula gittiler de kopya çekiyorlar. Çok güzel hareketler devam etsin aferin çocuklar. Şimdi sizi biraz eskilere götüreceğiz. Eski Türk filmlerinin olduğu yıllara, yani meşhur Yeşilçam yıllarına. Eminim hepimizin böyle televizyonda rast geldiğinde kanalı değiştirmeye elinin varmadığı filmler onlar. Büyük ustaların oynadığı zamanlar. Büyük çoğunluk katılacaktır. Ben kaç defa olursa olsun rast geliyorsam o filmi bitiriyorum. Favorilerim var, mutlaka sizlerin de vardır. Şimdiki skecimizin adı da İsimsiz Kahramanlar. Atakan, Batu ve Engin yazdı. Yeşilçam ruhuna saygılarla efendim. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Alo. Ha, kabul edildin mi diziye? Kaşı çatık aşk. Güzel. Ne diyorum? Kelime-i şehadet getiriyorum. Ha. Kaç bölüm? Ha, kelime-i şehadet getirdiğime göre. Tamam. Sonradan bir canlanma falan. Selena çekmiyoruz, anladım. Tamam, ben şimdi ajansına oraya geldim, konuşuruz sonra. Tamam, sağ ol. Bir de ezberini yap diyor ya, utanmadan. Ulan bizim yüzümüz gülmeyecek mi arkadaş? Nasılsın genç? Oyuncuyum abi. Onu anladım. Az önceki telefon konuşmana kulak misafiri oldum. İşler pek iyi değil ha. Piyasa kötü be abi. Önüne gelen oyuncu olmuş. Bu işi okuyanlar boşta geziyor. Sen ne okudun? Torna tesviye. Anladım. Adın ne bakalım? Gürhan. Evlat, baban seni hiç mi sevmiyordu? Gürhan adı nedir ya? Soyadım da Altundaş'a. Sen Doğarkan kaybetmişsin evlat ya. Arkadaşlar da Figürhan diye dalga geçiyorlar benimle. Ondan utanma evlat. O utanılacak bir şey değil. Bak, ben tam 15 sene figüranlık yaptım. Sonra? Bir 15 sene daha yaptım. Umut doldum ya şu an. Vallahi çok sağ ol abi, eyvallah. Ümidini kaybetme genç. Tam 1200 filmde oynadım. Ya 1600 filmde oynayan arkadaşlarım var benim. Kimler kimlerle çalıştık ya, bir bilsen. Abi sen olsun. Sen tanıdım ben seni ya. Da adını çıkaramadım ben. Ya işte ben öyle herkesin tanıdığı ama ismini bilmediği Yeşilçam oyuncularındanım evlat. Vay be. Yeşilçam ha. Ne güzel zamanlardır ya. Anlatsana abi biraz. Anlatayım. Seneye 75 Hababam sınıfını çekiyoruz. Ben de oynuyorum tabii ki. Tamam, tanıdım ben seni ya. Badi Ekrem, Şener Şensin sen. Eşkıya. Keşe. Keşe. Yok, Münir Özkul. Ne alakası var? O sınıftaki öğrencilerden biriydim işte. Sütü getirdin mi? Getirdim. Bak yine beni şakanıza alet ettiniz ha. Mahmut Hoca duymasın, tamam mı? Tamam. İyi, hadi bakayım. Hadi. Aa, yapmayın ayol, iyi derste.
Beyler, inek geliyor. Kızlar vahşi cazibeme dayanamıyor da. Hey Allah'ım. Aa, masamda süt var. Kim koydu lan bu sütü buraya? Güdük sen mi koydun lan? Yok, ben koymadım. Ferit, ne sütü bu ya? Vallahi inek sütü olabilir. Ulan eşşol eşek. Ulan Ferit, senin ananı, avradını, seni ulan güdük. Senin ananı, avradını, eşşol. Oluyor burada. Mahmut Hoca geliyor. Geliyor kendileri. Evet, gelmek üzere. Evet, hoş geldiniz hocam. Evet. O masandaki ne oğlum? Vallahi bu süt olabilir. Ne sütü? Keçi sütü. Yok hocam, keçi sütü böyle kokmaz. Bu daha iri bir hayvanın sütü gibi. O zaman manda sütü hocam. Manda sütü böyle yağlı olmaz hocam. Daha başka bir hayvan sanki bu. Bir bakalım. Evet, bu inek sütü. Tebrik ederim Ferit'ciğim, çok güzel. Seni eşşol eşek, senin ananı avradın. Sus! 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 Demek arkadaşınıza bir eşek şakası yaptınız ha? Eşek şakası değil hocam, inek şakası. Arkadaşım ne yapıyorsun? Niye rolünü büyütüyorsun? Ya kusura bakmayın, sahne çok komikti. Tamam, baştan alacağız. Ya abiler kusura bakmayın, çok özür dilerim ya. Önemli değil Çınar'ım, bir daha çekeriz. Kemal abi çok büyük hayranlım ben. Hay Allah. Abi çok gülüyorum sana ya. 3, 2, 1, motor! Ulan eşşol eşekler, eşşol eşekler. Ne oluyor Mahmut burada? Mahmut Hoca geliyor. Aa, Hoca Mahmut, hoş geldiniz hocam. Evet. Arkadaşım, sen gel bizden bir çay çık. Abi şu kusura bak. Tamam, olur öyle şeyler. Hocam, olur öyle şeyler. Hocam, olur öyle şeyler. Abi, hiç bir tane bile repliği yokmuş ya. Ya, o zamanlar ustaların yanında gülmek bile çok keyifliydi evlat. Ha, babam sınıfı o sene çok tuttu. Sonra 6 tane daha çektiler. Hepsinde de oynadın ha? Hepsinde de oynamadım. Çünkü o sene mezun olan öğrencilerdendim ben. Ha, öyle tabii, gülünce. Gülünce beni gönderdiler. Abi, işler gelmeye devam etti mi? Geldi. Çok güzel işler geldi. Hele bir film geldi ki, o çok güzeldi. Aa, evet ya. O film çok güzeldi abi. Bunu daha anlatmadım ya. Abi Yeşilçam'da kötü film yok ki. Onu da doğru dedin evlat. Bak, izleyelim de gör. Bu sen değilsin değil mi abi? Bu o zamanın yönetmeni. Sana bir içecek bir şeyler ısmarlayayım mı? Ben bir gazoz alacağım. Ya ona Nuri abi bakıyor ama. Olsun, fark etme. Ben sana yine söyleyeyim. İlaçlı mı, ilaçsız mı? Nasıl? İlaç gibi gelir diyorum. Garson! Bir gazoz. Buyurun, gazozunuz. Mersi. Aman Allah'ım. Kör oldum. Göremiyorum. Göremiyorum. Oğlum yanlış ilaç vermişiz ya. Olsun. Sen görmesen de benim işimi görür. Gel. Bırak ulan kadını. Gel. Gel al lan. Ne demek delal? Silahsız bir adama silah çekmeye utanmıyor musun? Silahı da çekemedin. Silah unutmuşum, silah unutmuşum. Allah belanı versin. Yok, bir tane silah. Bir tane silah alabilir miyim? Arkadan silah getirin. Ben anladım gülmenizden bir şey olduğunu. Bana değil yavrum, ona verin. Aynen. Bunu ne? Şuraya sokayım da bari, iyi görürsün. Aynen, devamlılıkta da güzel olur, evet. O zaman şöyle yapayım. Orada da yok, şuradan çıkartıyorum lan. Aa, güzel. Bırak ulan kadını. Geldi Allah'ın. Neresinden çıkarttı?
Silahsız bir adama silah çekmeye utanmıyor musun? Utanmıyorum oğlum. Sen beni hiç izlemedin mi? İzlemedim. Oğlum bana mı o mu? Biriniz alın ateşi. Gel yavrum, gel. Gel, gel çocuğum. Dikkat et. Üst, önünde ceset var. Aynen, aynen. Bravo. Nasılsın Nalan? Göremiyorum Kadir. Yalan söylüyorsun, yalan. İki gözüm önüm aksın ki göremiyorum. 100.000 gerekli en az ameliyatım için. O parayı senin için bulacağım. Göreceksin. Göremiyorum, göremiyorum. Bulunca göreceksin ulan. Seni evimin kadını, çocuklarımın anası, dayımın oğlu, amcamın da kızı yapacağım. Kahpe! Aman Allah'ım, görüyorum. Mesudum yavrum, mesudum. Kestik! Arkadaşım ne yapıyorsun? Ya çok duygulu bir sahne, kusura bakmayın. Senin yüzünden bütün sahneyi baştan alacağız. Kadir Bey'in geldiği yerden. Tamam hocam, tamam. Kadir abi çok özür dilerim. Ben sizin çok büyük hayranınızım. Kadir Ulen! Mal mal hareketler yapma yavrum. Seni sevdim. Adın ne? Çınar abi. İleride çok büyük bir oyuncu olacaksın Çınar. Yok be abi, biz böyle işte... Bir kelime daha etme. Çünkü inanırım. Ben Kadir inanırım ulan! Aman Allah'ım. Bu şakadan sonra kulaklarım kör oldu. Duyamıyorum. Kör değil salak, sağırdır o. Gel buraya. Sen öyle yapınca Kadir abi sana bir tane çakar zannettim ha. Sen onun öyle sert göründüğüne bakma evlat. Yufka gibi yüreği vardır onun. Abi? Sonra? Sonrası malum. Yeşilçam, zorlu dönemler. O malum filmlerin çekildiği dönem biliyorsun. Sen de oynadın mı abi o filmleri? Oynamaz olur muyum? İzleyelim. Abi izlemesek daha iyi sence. İzlemesek daha iyi olur. Şimdi burada yani. Burada biraz uygunsuz olabilir, doğru değil. Gözlerini seveyim. Evet. Peki abi böyle bir dram filmi falan olmadı mı? Olmaz olur mu? Bir sürü. Ama bir tanesi var ki unutamam. Onda da kasabı oynuyordum. Ana! Ana neredesin ana? Bakkal amca koş! Ne oldu lan Emre? Anam, anamı bulamıyorum. Bulabilseydim ondan para alıp sana borcunu ödeyecektim. Sen o acılı canına sıkma. O iş tamam. Nasıl yani? Oğlum, ben buradayım oğlum. Ana, ben de borcumuzu ödemeye gelmiştim. Ben ödedim oğlum. O zaman ben gidip kasaba olan borcumuzu ödeyeyim ana. Ben de buradayım. Ne oluyor burada? Biri bana anlasın. Kafayı sıracağım, ne olur. Ana, neden yaptın bunu ana? Neden? Saçma sapan konuşma be. Hemen akla kötü şeyler geliyor. Bak oğlum, paracıklarımız düşmüş diğerlere. Onları topluyordum oğlum. Buyurun kasap efendi. Teşekkür ederim. Ne çok et yemişsiniz. Nereden buldun bu kadar parayı ana ha? Ben verdim. Aa, Nuri amca, Nuri amca. Amcam, amcam burada demek ki. O senin amca değil oğlum. Sen benim amcam değilsen kimsin ha, kimsin? Babanım. Babam mı? Baba! Bir dakika, sen benim babamsan amcam kim? Benim. O yüzden bana yıllardır bakkal amca diyor. Peki, sen benim amcamsan bakkal kim? Benim! Kestik! Ya arkadaşım, sen niye her yerde karşıma çıkıyorsun ya? Sen kasapsın! Ya ben panikledim, kusura bakmayın ya. 15 dakika ara, bunu da buradan alın. Ya Nur abi, kusura bakmayın. Ben çok büyük hayranınızım abi.
Oyunculukta olur böyle şeyler, dert etme. Arkadaşa bir gazoz verin. Yok abi, ben almayayım, sağ olsun. Şu ağlama işini bir türlü beceremiyorum. Nasıl yapmam lazım sence? Ana! Ana! Motivasyon al. Ya işte böyle güzel günlerdi. Hepsi de geldi, geçti. Şimdi ne adımızı hatırlayan var, ne sanımızı. Abi ben şimdi kararsız kaldım ya. Ben ne yapayım? Devam mı edeyim, bırakayım mı? Sen ne olmak istiyorsan onu yap evlat. Ama unutma, bu yol zorlu. Bu yol meşakkatli. Alo. Ha, tamam geliyorum. Tamam, eyvallah. Abi, arka sokaklarda bir bölüm öleceğim ben. Oradan aradılar. Tanıştığıma çok memnun oldum ya. İnşallah ileride senin gibi bir oyuncu olurum ben de. Benim gibi olma. Kendin gibi ol yeter. Eyvallah. Hadi bakalım. Bir ömre kaç anısı var? Kaç aşk biriktirir insan kalbinde? Bazen bir gözyaşı olup aktım yanaklarınızdan. Bazen bir tebessüm dudaklarınızdan. Bir adım olmadı benim. Bazen garson, bazen polis, bazen adam, bazen bir evsiz. Gidiyorum son kez. Unutulmak için önce bilinmek gerek derler. Bilmeseniz de unutmayın. Hoşça kalın hepiniz. Adam bir gider. Ziller çalsın mı? Atakan, Batuhan ve Engin yazdı. Aferin çocuklar. Bravo. Şimdi eski Yeşilçam filmi parodisi yapmak çok yapılmış bir şaka kalıbı. Ama burada mesela hiç benzerini görmediğimiz şekilde yapıldığı için çok kıymetli bir iş olmuş. Elinize sağlık. Saygınızı da yitirmeden ki yani şaka yapmaya çok müsait geniş alanlar var. Ama hem mizahı yapıp hem saygınızı korumanız da ayrıca size yakışan bir davranış olmuş. Aferin çocuklar, alkışlıyorum sizi. Bir tek işte Gürhan'ın oynadığı, karakterin oynadığı bir film başladı. Onun devamı nasıldı diye... Bornoz'un intikamıydı galiba. O şakanın dozu da çok güzeldi. Ve yani evet, sinema böyle çok büyülü bir alan. Ama emek verenlerin bir de böyle çok şaşalı görünen halılar, malılar görünen. Ama herkes de öyle halı falan olmuyor. O kısmı güzel çizen ve bütün sinemamıza 100 yıl boyuncaki 100 yaşında sinemamız. Emeği geçen bütün isimsiz kahramanlara bir saygı duruşu bu. Aferin çocuklar, onlara gelsin. Merhaba Begüm. Merhaba hocam. Ne kadar şıksın ya. Evet, ödül törenine gider gibi oldu birazcık ama. Haydi bakalım. Son dakika haberim oldu. Hiçbir şey çalışmadım. İnteraktif yapacağım. Aha. Evet. Ne sorarsa cevap verin çocuklar lütfen. Ne olur. Aramızda mutlaka vardır. Üniversite mezunlarını görebilir miyim? Okuduğu bölümle çalıştığı iş alakasız olan var mı? Sizinle konuşabilir miyiz? Ne okudunuz? Merhabalar. Merhaba. Elektronik haberleşme okudum ben.
Ne iş yapıyorsunuz? Şu an antrenörlük yapıyorum. Antrenörlük yapıyorsun? Antrenörlük, evet. Ne antrenörüsü? Kickbox milli takım antrenörüsü. Üç arkadaşımıza geldik. Ha, ben de diyorum o milli takım eşofmanı. Vay be, hoş geldiniz. Alkışlar size. Teşekkürler, sağ olun. Kickbox. Ne okuduydun? Elektronik haberleşme. Oradan kickbox'a geçtin. Ya, yapıyorduk. Şimdi daha da ileriye taşıdık. Eyvallah. Peki bölüm seçme süreciniz nasıl gelişti? Siz isteyerek mi o bölümü okudunuz? Tabii, yoksa? Evet. Ben kendim elektronikle uğraşıyordum. Genç yaştan beri. Onun üzerine okumayı tercih ettim. Spora hobi olarak başlamıştım. Daha ileriye götürdük. Kickbox'a başarılar dileriz. Teşekkür ederiz. Gerçekten dileriz ayrıca bizim milli çocuklara. Selam söyleyin hepsine. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi izleyeceğimiz skecimizde şöyle bir durum var. Bu seçim sürecinde bazen aileler dahil olabiliyor. İstemediğimiz şeyler yaşayabiliyoruz. Mesela benimkine lise müdür yardımcım dahil olmuştu. Bunun ortalaması yüksek, fen matematik yaz dedi. Ekonomi okumak zorunda kaldım eşit ağırlıktan. Şu an buradayım. Bu skeç de bu şekilde başlıyor. Bakalım nereye gidiyor? Hiçbiri geliyor. Fatma ve Hilmi yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Hocam müsait misiniz? Tabii, buyurun buyurun, hoş geldiniz. Geç kızım, geç. Geç yavrum, geç. Geç, otur yavrum, otur bak. Otur bak, güzel. Hocam, sınav sonuçlarını aldık, temiz çıktı. Temiz mi çıktı? Hocam, kızımız dermatolog olacak da oraya bir gönderme yapmaya binaen ben şey yaptım. Puanlarımız yüksek, istediğimiz bölümlere girebiliyoruz. Fakat sizinle de bir beyin fırtınası yapalım dedik. Ancak yine tabii ki son karar bizim, dermatolog olacak inşallah. Hiç öyle bir şey yok. Sırrı benim çocuğum diş hekimliği olacak. Neden? Çünkü herkeste diş var değil mi? Hiç bitmeyecek bir meslek değil mi? Herkeste deri yok mu peki? Ne dedin? Dermatolog olacak yani. Allah Allah. Olur mu canım? Çürümeyen diş var mı? Yok. Bence konu kapandı. Aç bakayım. Aç, göster bir derini. Nasıl derini yani? Tamam, tamam, tamam. Bir sakin olun, oturun. Çok yüksek puan yapmış. Kızımıza da bir soralım. Sen ne olmak istersin? Yürüyen uçak. Ne, uçak mı dedi o? Yürüyen uçak dedi. Tabii şimdi sınavdan sonra aniden bırakınca beyin lobları arasında bir etkileşim oluyor, bir mıncıklanma oluyor. O da halüsinojen görmeye sebep oluyor. Kızım kalk bakayım. Kalk, şimdi ben onu kendine getireceğim. Kızım, beni iyi dinle. Bir musluk, iki havuzu 4 günde doldurursa, iki musluk 4 havuzu kaç günde doldurur? Başla. Big bang bang bara 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 İyi üstü bir eşittir kara kök eksi bir. İyi, ellerinden öper, iyi. Dermatoloji yerine psikoloji de olabilir. Belki kendi derdine derman olur. Kızım, buraya gel. Hocam siz buyurun, yapın tercihleri, diş hekimliği yazabilirsiniz. Şey, oraya diş hekimliği yazabilir misiniz? Ama yani işte, yazın bekliyorum diş hekimliği. Ama öğrencimizin puanı çok yüksek. İsterseniz bir ona da sorun. Neredeyse her bölüme giriyor. Onunla karar verin. Ortodontist olsun o zaman, sizin çeneyi de düzeltir. Aşk olsun. Hocam iyi günler. Ya baba. Ya baba, bıraksana elimi, milletin içinde tutuyorum ya. Lan artistik yapma, var hocanın yanında bak. Hocam bizim bir tercih işimiz vardı da. Buyurun, tercih bizim işimiz. Yo, bizim işimiz. Hayır canım, olur mu, benim işim bu. Hocam biz sınava girdik, çalıştık, kazandık. Ufacık çocuk var, yerleştireceğim, gideceğim. Neyin peşindesiniz yani? Ya ben üniversiteyi boşuna mı okudum? İki tane görevim var zaten. Bir, teneffüste kavga edenleri ayırmak. İki, üniversiteye yerleştirmek. Hocam şuncacık çocuğu ayırdım diye şimdi bana artistik yapıyorsunuz. Yapmayın, bunu ayırmakta ne var Allah aşkına ya? Tamam, Hamza'nın sonuçlarını alayım ben. Ver bakayım sonuçlarını hocam. Buyurun hocam. Hocam ne olursa yani. Oha! Ne oldu hocam? Çok, çok iyi yapmış Hamza. Çok mu iyi yapmış? Evet. Kaç yapmış hocam? 498 yapmış. Kaç üstünden hocam bu sınav? 500. Lan! Lan! Baba, oğlum kimden baktın bak, doğru söyle. Baba. Kimden baktın oğlum? Ya baba. Ha, örnek ebeveyn oluyor. Bak gel otur, kızmayacağım. Gel, ya. Gel otur. Otur şuraya. Bak kızmadan soruyorum, söyle. Kim, nasıl yaptın bunu? Baba bakmadım kimseden, ben kendim yaptım diyorum. Niye inanmıyorsun baba bana ya? Bak ya. Doğru ben söylüyor. Ben doğru yaptım hocam. Bakamaz zaten. Bir sürü gözetmen var, nasıl bakacak? Lan oğlum bak, attığında mı tutturdun lan? Ha? Ne yaptın? Optik okuyucuya desen mi çalıştın? Ne yaptın?
Söyle. Ya hocam bunu ben yaptım, ben bile inanmıyorum. Ne yaptığını söyle lan bana. Bak, 6 kere 9. Hocam, 6 kere 9 hocam. Bir de sorunca şey oldum hocam. Tabii yani. Tabii, zor oldu. 4 kere 6. Hocam, heyecan yaptım ben ya. Ya 3 kere 3 lan. Lan 3+3 lan. Yani... Hani şarkı söyle dediklerinde birden insanın aklına gelmez ya hocam. Öyle düşün. Ya hocam verdiği örneğe bakın Allah aşkına ya. Ya buna tıp mıp yazmayın, bunu 2. ayda kovarlar hocam okuldan. Tıp olmuyor zaten, eşit ağırlık bölümünde Hamza. Evet, ben hukuk istiyorum baba. Ben gecelerin yargıcı olacağım baba, adalet dağıtacağım ben baba. Ya böyle dedi mi de içimi alıyor. Bak emin misin, yargıç mı olacağım? Bak hakim de olabilirsin, avukat da, ne yazdırayım? Hepsini olacağım. Hocam karışık adalet yaz bize. Karışık adalet. Karışık adalet. Karışık adalet. Hocam ben okullarımın hepsini seçtim, hepsi burada. Hepsi de Ankara'da hocam. Lan oğlum, doğduğundan beri Ankara'dasın. Bir İzmir'e, bir İstanbul'a git. Ne yapacaksın İstanbul'un ayazını? Ankara'nın ayazını, pardon. Ayazın nabeni tehdit etme Ankara. Hayallerimi yakarsa mastosu yaşarsın. Hocam ya ayazı çok seviyor ya da pavyonu. Başka açıklaması olamaz. Gir ya, gir. Geç, geç içeri. Çek. Ver lan bunu. İyi günler. Rehberlikçiyle konuşacağız ha? Rehberlikçi değilim ben. Değilmiş. Hadi gidelim. Gökhan Çözer benim ismim. Rehber öğretmeniyim. Ha, rehberlikçi işte. Rehber şeysi, tercih öğretmen şeysi. Ben 37 net yaptı Türkçe. Tamam, bir saniye. He, 37 ama 3-4 tane de boşu var. Tamam, bir sakin olun. Bir oturun önce. Ha, şimdi oturdum, sakinim. Şimdi abi bitti, kalktık. Kalktık. Türkçe 37 net. Fen bilimi 12. Ama az oldu. Matematikte vurdun, yaptım ya. Etmişim gitmiş. Evet. Ama böyle olmaz. Ben sizi anlamıyorum ki. Olmaz. Yelettiremedi. Hatta seneye ottu. Seneye ottu mu? Gel buraya gel. Nereye gidiyorsun ya? Anlamıyorum ben sizi. Tane tane konuşur musun? Ha mu? Tane tane. Ben şimdi biliyorum ben tane ha. Tane. LSE2 temel ottu. Ottu. Papa ottu. Yok. Şimdi yanlışı bilemiyorum. Biz oradan bu çocuğa gitti ettim ben sosyolojiye. Tamam. Sırayla konuş. He, bir içme, bir içme. İki. Bir iç, bir iç. Ya tamam, ne yapıyorsun koltuğa, ne yapıyorsun? Yaz, atma yaz, bir iç. Tamam, tamam, sakin olun, tamam. Sakin. Tamam, ben sorayım, siz cevaplayın, olur mu? Durmadan başla. Ama babamız bekliyor aşağı bizim. Kaç kere geleceğiz bu çocuk KYK? Ya ben ama sizi anlamıyorum ki, ben size nasıl yardımcı olacağım ya? Çıkayım ben. Çık. Ya sen niye çıkıyorsun? Çıkma. Gel buraya gel. Buraya gel. Gel buraya. Gel buraya. TC kimlik numaranı yaz, puanını göreceğim senin. Yaz şuraya. Ben puanı söyleyeyim. 300 tekselli bir şey. Neyli bir şey? 300 tekselli bir şey. Aa, burada. Burada. Tamam ya, görüyorum tamam. Nereye oluyor bu, nereye? Sen Türkçeden nasıl full çektin lan? Anne Çin'den öğrendi. Oradan. Bu okuyor. Kitap okuyor. Okuyorum ben. Anne ottu. Kolumu tuttu. Oraya ottu. Tamam. Bak, girebileceğin okulların listesi burada. Git dışarıda annenle iletişim kur. Ha? Nasıl yapacaksan artık. Ne? Yanına çarpı at. İstediğin okulları. Ne? Hadi de bu gitti. Bitti. Ne diyorsunuz hocam ya? Bir garip konuşmuyor mu anne? Ay evet, insan heyecanlanır da bu kadar olmaz yani. Lan biz stres yaptık da. Allah'ım yarabbim, bir işim edelim. Hayır, ıttı. Hadi orada. Ne ya, şu kapıdan bir tane normal insan girmeyecek mi ya? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Gelebilir miyim öyle? Tabii, buyurun. Hayırlı işler. Sağ ol. Bol kazançlar. Ben bizim kız için gelmiştim. Tabii de. Kimdi sizin kız? Kupra. Otur. Sonuçlarını aldınız mı Kübra'nın? Aldık. Ama hocam. Nerede? Hocam biz elimizden geleni ettik. Ben o kadar çalıştırdık. Kazıdık tırnaklarla ya. Ama bunu edebildik hocam. Buyurun. Hocam çok çalıştı kız. Hiçbir şey yapmadı. Yedim. İçmedi, içtim. Ozobite oldum ben Kupra yüzünden. Obezite değil mi o ya? Yok, onun bir bebeği. Ozobite. Evet, onun bir bebeği.
Peki aklında bir bölüm var mı Kübra'nın? Hocam Kübra tıp istiyor. Tıp istiyor? Evet hocam Kübra tıp istiyor. Tıptan çok iyi anlıyor. Benim bacım bollarım ağrıyor. Ben eve gidiyorum. Evde şey yapıyor bana böyle. Böyle maşes yapıyor. Diyor, aa diyor, baba diyor. Buralar diyor, hep kulunç olmuş diyor. Yetmiyor, kalkıp çiğniyor beni. O kadar iyi anlıyor. İleri tıp da biliyor. İleri tıp ne ya? Hacamat. Hacamat ileri tıp mı? En ilerideki o. O tıbbı az da geç, az ileride orada. Yalnız Kübra bu puanlarla bir tek Letibe Lüblüp Üniversitesi Dıbışka Tek Tek bölümüne girebiliyor. Hocam, bizim Letibe Lüblüp Dıbışka Tek Tek gücümüz yetmez. Ama nasıl yapalım yani bu puanlarla nereye yerleştireceğiz? Tıp istiyor hocam, tıp diye başka bir şey demiyor ya. Ya beyefendi bu puanlarla tıp demeye utanmıyor musunuz ya? Tuzak soru. Tıpta utanma yoktur. Ay yeter dışarıda bekle bekle zengin yerleri vardı. Hoş geldin Spiker Hanım. Hoş bulduk. Zümrüt Yakut Pakize Suyum'un notları burada. Bebekte 3-5 lira tarım üniversitesi tıp yaz bakayım oraya. Ama bakıyorsun yazmıyorsun, yazacaksın, bakmayacaksın. Hadi daha işim gücüm var. Lifosakçı'na gideceğim, cüme gideceğim. Bir sürü işim var. Alo! Biz de porta yok ya. Masum kırmızı gül kırbı mı çekeceğiz burada? Ne yapıyor? Ne oluyor bir oraya ya? Beyefendi ne yapıyorsunuz? Sen ne yapıyorsun Asıl? Geldin önüme. Belediye tülakibi döküldün ya. Ama ne dedim? İşim gücüm var dedim. Acelem var dedim. Benim de işim gücüm var. Arkadaşlar bekliyor camide. İkinciyi kılacağız. Utanmıyor musun kaynak yapmaya geliyorsun ya? Kaynak değil. Biz torpil seviyoruz. Biz de torpil seviyoruz. Pimi uzun. Ya. Tamam ben hemen sizin işlemlerinizi hallediyorum. Tahsin amca seni biraz bekleteceğim. Bir dakika bu. Zümrüt yahut Mücevherat da benim kızım puanı aynı. Bize gelince tıp ayıp. Zümrüt yahut Mücevher'e gelince bütün kapılar açılıyor. Ama onlar bebekte 3-5 tur atanım üniversitesini tercih ettiler. Ne var bizim kız da ata bebekte 3-5 tur ne olacak? Atar beyefendi atar da siz de yılda 50.000 dolar verin. Sizin kızınız zaten. Canım benim ben gidiyorum daha dışarıda hangi arabaya bineceğim ona karar vereceğim tamam mı? Hadi görüşürüz. Kaçta diyor? O zaman ben Kübra'yı da bebekte 3-5 tur atanım üniversitesine yazıyorum. Yok atmasın otursun evinde ne yapacakmış bebekte ya? Ama tıp? Ama tıp. Ne yapıyorsunuz beyefendi ya? İsyan ediyorum isyan. Paramız yok, çoluğumuzu, çocuğumuzu okutamıyor. Paramız yok, aramızı, babamızı geçindiremiyor. Ya bakamıyor onlara. En önemlisi paramız yok. Paramız yok. Ulan daha önemli bir şey olabilir mi ya? Ya kızım kağıdımı... Ben kendim okuturum kızımı ya. Gerekirse küçük odam var, orayı kapatırım, ona dershane yaparım. Gerekirse gadavra olurum, beni keser, biçer, gene öğrenir. Ben kızıma demokrat yemunini de ettiririm, merak etme. Hipokrat yalnız o. Yok. Demokrat yemunu, yani demokrasi. Yani dünyadaki tüm insanların eşit hakka sahip olmasını öğreteceğim. Yani çok üzgünüm, elimden bir şey gelmiyor benim. Anladık hoca, anladık. Zengin hür, bizim Kübra mecbur. Hadi eyvallah. Rezil diyenler. Kim yazmıştı acaba? Fatma ile Hilmi. Çalışkan yazar çiftimiz. Alkış, aferin çocuklar. İlk antrenizde yani üçünüzün geldiğinde ya bu komik ama nereye gidiyor acaba dedirtti ama her gelen üstüne katladı ve çok güzel oldu. Ozan'la Hamza'nın tipi de çok iyiydi. Baba. Cemo Evo. Şimdi Cemile ile Evo'yu bozmasaydınız keşke. Twist yapacağız diye onların şivesini düzelttiniz ve... Gitti ya. Gitti, o da iyiydi. Onlar cevap ya.
Zümrüt Yakut neydi ismi? Ulan böyle Pakize. Bir zenginlik mi var? Zümrüt Yakut? Pakize Su Hocam. İşte Zümrüt Yakut ben. Ev kendinizin o zaman. Güzeldi. Zil gene bugün çok formasınız mutfak. Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. Seyirci evet gerçekten öyle. Siz geldikten sonra çiçekler açmaya başladı sahnede. İnşallah bu mutluluğumuz daim eder. Devam eder. Daim. Daim eder. Daim eder evet. İnşallah bu vaka maka bilmem ne şey olmaz da gene mutluluğumuz yarıda kesilmez. Çünkü anca kendimize geldik yani. Geçen seneden beri sizin hasretinizle yanıyor. Hani bizi siz var ettiniz falan diyorlardı da biz de yalakalık yapıyoruz zannediyorduk. Doğruymuş vallahi. Siz olmadan boş işler bunlar yani. Aferin, çok güzel hareketler. Şahane seyircisiyle birlikte devam ediyor. Kadınlar susarak gider, altı geliyor. Birsel Kılınç yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Günaydın. Hamdi, kalk. Yılmaz Bey. Yılmaz Bey, biraz da Arif'i övün. Biraz da Oğuz'u övün. Bitti program, kalk. Efendim yenge. Günaydın, burada sızmıştın. Kusura bakma ya, dün akşam burada sızmışım yenge. Oğlum bak, kiranı ödeyemiyorsan söyle, ben çocuğumu rızkından keseyim, sana vereyim, daha da gelme ya. Yenge, senin canın trip mi aşerdi? Vallahi canın istiyorsa at, tamam hiçbir şey demeyeceğim. İstemiyorum ya. İstemiyorum senden hiçbir şey ya. Vay be. Yeğenin belli yani, annesinden alacak güzelliğini ya, gerçekten. Ya öyle mi düşünüyorsun? Evet, sende hiç kalmamış çünkü. Boğarım bak. Vallahi boğarım. Hayır, hayır, yeğenimi su içerek boğamazsın. Manyak mısın oğlum? Böyle çocuk mu bu olur ya? Allah Allah. Fikri nerede? Bilmem. Siz bir yastıkta kocamıyor muydunuz? Yok. Yatak dışı kaldı artık o. Aa, aradın mı? Aradım. Sesli mesaj atmış bana. Aa, ne diyor? Ne diyor acaba? Bak. Duyuyor musun? Korkuyorum. Yetememekten. Yeterince sevememekten korkuyorum. Hoparlöre verdim. Ne yaptık biz dün gece? Biz dün gece ne yaptık ya? Fikir kalk, kalk çok kötü. Dur, kalk yandan. Dur. Aa, çocuk düştü. Çocuk düştü. Duydun mu sesi? Çocuk düştü. Çocuk düştü. Kalk lan. Çocuk mu düştü? Hayır, suyun gelmiş. Her yer suyun gelmiş. Ne oluyor lan? Aa, yürü hastane ya. Komşular. Aşkım. He? Suyu delirdi. Hangi suyu? Suyu. Benim suyumla alakası yok. Rabbim sana şükür. Allah'ım. Öyle bir su gelmiş. Ya bu şekilde gelinir mi ama ya? Ha? Yani bir delikanlının aklı böyle alınır mı? Lütfen ya. Özür dilerim. Allah. Ben yanlış geldim. Tamam, sorun yok, tamam. Çok kötü geldim değil mi? Ya Allah'ım ne demişti, çok kötü oluyorum. Ya tamam, Allah Allah. Vallahi çok kötü oluyorum. Hiç alakası yok. Yani çok özür dilerim gerçekten. Çok özür dilerim. Ya estağfurullah. Sonuçta siz de insan taşıyorsunuz yani. Şehirler arası otobüs müyüm ben Fikir? Öyle deyince ben de muavin gibi oldum değil mi yani? Doğru yavrum, kusura bakma ya. Sen ne oldu, derdin ne, anlat. Sen neden yatağa gelmedin dün? Aşkım bizim yatak iki kişilik. Sen de iki kişiliksin, ondan ben dedim sığarım ayı falan. Yuh. Ben yataklara sığmıyorum değil mi? Şiştim ben, duba gibi oldum değil mi? Yataklara falan da sığmıyorum artık. Yok gülüm, birazcık kilo aldın. Ne kadarcık? Ya yeterince güzelsin yani. Yeterince ne kadar? Ay sen şu ölçü birimleriyle uğraşmasak mı artık Allah aşkına ya? Ben dümdüz adamım, lütfen yapma, gözünü sevdiğim ya. Bak ben şey yapmaya çalışıyorum. İltifat etmeye çalışıyorum sana. Aşkım hormondan hep ya. Önemli vallahi değil yavrum, vallahi önemli tekmeleyip değil. Tekmeleyip duruyor it oğlu it. Önemli değil aşkım, önemli değil, tamam. Ya sanki içeride karate salonu açtı ya Ayşe ola eşek. Yavrum önemli değil. Sanki bana Jackie Chan babasının düşmanlarını... Ama sen de Allah Allah. Yavrum önemli değil dedikçe sektirip bana bunu çarptırıyorsun. Ne yapıyorsun ya? Haklısın aşkım. Fikrim. He yavrum. Aşkım. He bebeğim. Sen böyle mağdur olunca bir çekici geldin bana. Ben seni bir tane öpeyim mi?
Eyvallah hacı, sağ ol, ben tokum ya. Hacı ne ya, öpeceğim dedim. Yavrum öpme ya, öpme, gözünü seveyim. Ben bak tövbemi ettim, şafak sayıyorum. Kaldı 38 Kayseri, kurban olayım, dokanma bana ya. Ya tamam, tamam, o zaman şey yapalım. Hamile yogası, ne diyorsun? Yavrum sen yap, ben izleyeyim. Yok aşkım, beraber yapmamız lazım. Ya yavrum vallahi çok saçma geliyor bana. Yok yukarı bakan yılan, yok aşağı bakan çıyan. Ya bir tane adam akıllı önüne bakan hayvan yok mu la burada? Ya Fikri ama bak, beraber bir şey yapmak istiyorum. Bak ben hamileyim ben. Tamam yavrum, şöyle yapalım. Açayım televizyonu, dizileri izleyip dizi aşklarını görelim, libidomuz düşsün. Olur, tamam aç. Değil mi? Al. İlahi Ekrem amca. Buna kırmızı halı verelim mi? Peki kırmızı halı diyenler? Yavrum dizi de açmadım, çok güzel hareket açtım. Nesine ağlıyorsun? Yılmaz Hoca bıyıklarını kesmiş. Yani... Kesse de bence çok güzel olur bunda bir şey yok. Ama yani Safa o taklit yapıyor, Yılmaz Hoca değil. Aa, ha? Ne güzel yapıyor çocuk ya. Ben hiçbir şey yapamıyorum. Vallahi bak, çocuğumu ben toplantısını unutacağım, kahvaltısını unutacağım. Ana diyecek, düğünüme neden gelmedin? Ana diyecek, mezuniyetime neden gelmedin? Ana diyecek, benim yolum senin yolun değil. Bizim çocuk oba beyi mi? Neden böyle konuşuyor bu çocuk yavrum? Allah Allah. Canım sıkılıyor benim. Ya tamam bak senin... Ha birazcık psikoloji şey oldu senin ya, ama bak, olur. Ya bak 2020'de çocuk yapılmaz. Hep senin yüzünden Fikri. Ben ne yaptım? Ben mi yedim yarasayı? Ben yedim yarasayı. Öyle deyince öyle gibi oldu da. Gülüm neler... Ah! Nereden çıkıyor bu laf? Aşkım tamam. Komşular duyacak, rezil olacak. Çok lütfen. Haklısın, ben hiç iyi değilim. İçeri gidiyorum, baby shower için büyük beden abiye bakacağım. Tamam bak. Bana kartını ver yalnız. Yavrum baby shower mavur, vallahi ben çocukla konuştum. Diyor ki sade bir törenle gelmek istiyorum dünyaya. Buna diyor gerek yok diyor çocuk. Vallahi bak. Koş. Lan telefon Hamdi. Hamdim? Ne yapıyorsun kardeşim? İyi vallahi, ne olsun oğlum, hamileyiz. Ha. Gel gel, tamam gel. Gel kafa dağıtırız birazcık. Tamam. Hadi öptüm. Hadi bay bay. Hayırlı olsun. Hamdi hamile mi? Ne alaka ya? Ya beni öptürmedin. Çocuğu çapur çupur öptün orada. Yavrum aynı şey mi? Hamdi'yi öpsem olaysız dağılırız. Seni öpsem... Yani o yüzden... Fikri. Ha gülüm. Aşkım benim canım ne çekti biliyor musun? Ne çekti? Hemen 2 dakika gidip alayım ben. Kırmızı muz. Yavrum aman yani. Vallahi Hamdi'ye söyle gelirken alsın getirsin hadi. Aşkım çocuk Dominik'ten gelmiyor, Zeytinburnu'ndan geliyor. Nereden bu sıkıntımız muzu? İstiyorum ya. Ya tamam şey yapma, ben ayarlayacağım. Helal olsun be. Esanslı kocaymışsın. Ne alaka ya? Parfüm sıkmışsın. Kocalar var ya, karılarını en çok hamileyken aldatıyormuş. Ya yavrum ne aldatması Allah aşkına, ben aldatmaya girmesin diye içli pişli bile oynamıyorum senin için. Vallahi ya. Bak çocuk geldi ne olur. Hadi birazcık şey yapalım. Kafa dağıtırsın sen de. Tamam. Ha, olmaz mı? Tamam. Ha. Karşı! Proskroy! Oğlum o nasıl proskroy? Daha şey olmadı ki ya. Ne oldu Aysel Hanım? Hamdi gelmesin diyordun. Aşk olsun yenge. Benim için böyle mi dedin? Yani hormondan kumacım. Sen halden anlarsın. Anlıyorum. Çok iyi anlıyorum. Ben de bu ara biraz duygusalım. Sana ne oldu oğlum? Hormonlar. Emmi olacağım ya. Emmi mi? Evet. Ya oğlum abartma bir şeyleri ya. Bak çocuğa eğitici kitap aldım. Emmi. Emmi. Ciğerinde yatarım senin. Kurban olduğum. Ahey ahey. Kurban olduğum. Ahey ahey. Emmi. Oğlum bu ne saçma bir oyuncakmış ya. Çok tatlı ya. Bence de çok güzel kardeşim. Böyle bir oyuncak işte. Haftaya da anne baba amca kursuna gidiyoruz, eğitim. Amca ne alaka ya? Ya sen var ya çok tatlı bir baba yarısısın. Ne demek ya? Baba yarısı sonuçta. Tamı gibi davranma oğlum sen de. Ne alakası var ya? Nasıl davranıyorum ki ben? Ne demek de sınav yaptıklarına bak. Anladım. Ne yapıyormuşum ben ya? Vallahi bizi anlamıyor. Anlamıyor. Ben mi anlamıyorum sizi? Bak ağlıyorsun ama sürekli ağlıyorsun. Anlamayacağım. Hayır ya ağlamak falan yok ya. Bu hiç anlamıyor. Bu kalas bu biraz biliyorsun bak, değil mi? Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Ben çok acıkıyorum. Sende var mı öyle? Evet ya benim de hep çişim geliyor. Aa! Ağlattın kızı gördün mü? Oğlum ben ağlatmadım. Gittim bir şeyler dedin ağladı. Ayrıca o sürekli ağlıyor zaten bu dönemde. Sürekli neye ağlıyormuşum ya ben? Ya yavrum geçen gün dondurma reklamı izledin. Ağladın.
Ya küçücük çocuklar hangi çubukta bedava var nereden bilsin? Allah Allah. Haklı kardeşim, böyle renkli bir şeyler izlesene, magazin falan. Magazinde izledik. Açtık, dedi ki ünlü oyuncunun çocukluk fotoğrafı görenleri şaşırttı. Ağladı. Ya benim çocuğumu görenler şaşırmazsa? Lan benim çocuğuma niye görenler şaşırıyor? Alien mu bu çocuk? Niye şaşırıyor insanlar bunu? Kardeşim bu şekilde davranamazsın. Ne istiyorsa karşılaman lazım yenge. Evet. Ya kardeşim vallahi karşılıyorum ya. Ne istersen. Mobilyaları değiştim. Bunun ne alakası var hamilelikle? Üçlü koltuk aşeriyorum dedi çünkü. Üçlü koltuk aşerilir mi? Üçlü koltuk aş mı? Mantıklı mı sence bu? Mantıklı. Bunalıyoruz. Hallerimiz var bizim ya. Nesi mantıklı ya? Allah Allah, anlamıyor. Vallahi kafayı yiyeceğim. Ben hamile yogası yapacağım ya. Aa, hop, aşağı bakan amca. Hop, yukarı bakan amca. Hop, yan bakmış amca. Hop. Ya bak, ne güzel ilgileniyor çocuk, öğrenmiş. Oldu olacak, bu doğursun çocuğu da. İmkanlar el verse doğurur benim karşım. Karşım ne ya? Bu nasıl bir ilişkiniz oldu sizin saçma sapan ya? Happy baby amca! Ne yapıyorsun oğlum salak salak? Ya en azından bir şey yapmaya çalışıyorsun. Sen hiçbir şey yapmıyorsun. Ne demek ben? Ne yapmıyorum ben? Babalık yapmıyorsun. Ya öyle demek istemedim de. Vallahi şey değil yani. Kusura bakma Aysen. Aşkım vallahi az hormondan işte onları. Korkuyorum. Yetememekten, yeterince sevememekten korkuyorum. Söylemek yetmez, sevgini göster dersin ya hep. Gösterememekten korkuyorum. Sana bulduğum bahaneleri kızıma da söylemekten korkuyorum. Saat kaç oldu, nerede kaldın kızım derken bile onunla geçirdiğim saniyeleri saydığımı anlamamasından, benden korkmasından korkuyorum. Beni anla Aysel. Ben baba olmaktan değil, yanlış yapmaktan korkuyorum. Bak ya, yetersiz hissetmiş adam. Yetersiz ama. Hamdi, biz de çok abarttık ama bak. Evet ya, sen biraz abarttın hamilelik falan. Baksana göbüşün kocaman olmuş. Allah Allah ya. Ben özür dilerim ya. Ya hiç önemli değil ya. Kusura bakma, biraz abarttık biliyorsun hormonlar. Korktum ben de. Baba olamayacağım diye korktum. Hayır hayır, geçti. Ya. Geçti. Oğlum ne yapıyorsun? Bir dur ya, Allah Allah. Aysel, ben birazcık çekindim ya. Böyle olamazsam falan, beceremezsem. Aşkım ya, ben senin her haline çok aşığım. Babalığına da aşık olacağım, ben eminim. Gel. Oğlum. Sağ olun. Oğlum bir dur ya, Allah Allah. Kırmızı muz. Ya. Ve ben Şamsı kızı. Aşkım bu ne, elim boya oldu. Ben bulamayınca boyadım, öyle olmaz mı? Yani yenir. Tamam, asıl sürprizi sona sakladım. Hadi. Vallahi billahi geldi. Ne? Ha? Yoga taytı. Yaparız diye. Aa! Kötü mü lan o kadar? Aa! Ah, tamam çektim ya, Allah Allah. Suyum geldi Fikri. Ne? Suyu geldi. Aa, ne? Suyu geldi. Suyu geldi. Tamam dur, tamam sakin ol. Sakin ol, derin nefes al. Derin nefes al. Elimi tut. İyi misin? Tamam, bendesin. Bende kal. İyi misin? Tamam. Fikri, ben iyi değilim lan. Oğlum kızın suyu, sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun salak salak, saçmalama. Git paspas getir, suyu geldi tamam. Tamam. He? Hamdi bayıldı. Ya tamam bayılır o, biz gidelim. Olmaz dedi, şeyi göremezse doğumu çok üzülür. Gel şunu taşıyalım, onu da götürelim Allah aşkına. Allah'ım sen gel, dur. Ya. Çok güzel hareket miydi bu? Zil diyen var mıdır? ÇGH iyidir diyenleri duyayım. Değil mi? ÇGH civarında. Bir skeç bir kere şeyi güzel. Derdi güzel.
Bir türlü böyle bir tam patlayıcı şakalar bir üç kişi arasında çözelim diye mi düşündünüz? Belki çevreden bir şeyler olsaydı daha etkili olabilirdi. Ama bu seriyi bozan bir şey olmadı. Güzel. Ama böyle büyük patlamalar olmadı. Mesela emmi güzel. O şeylerden yani olabilirdi. Gidilecek yerler var. Bu baby shower nedir? Baby shower nedir? Çocuk geliyor diye yapılan böyle parti gibi bir şey. Emma shower? Çocuk gelmeden shower nedir? Aferin çocuklar. Aferin Birsel. İnşallah bir gün gerçekten shower'ını da görürüz. Alkışlar sizin için. Çocuğun eğitimi evde, ailede başlar. Fakat biliyoruz ki evde bitmez bu eğitim. Okulda, sokakta, mahallede devam eder. Şimdiki skecimizin adı da Küfür Küfür. Bence her şey çok net. Bundan öte ne söylesem skecin içinden sürpriz gibi olacak. O yüzden Küfür Küfür geliyor. Beste Bilir ve Ozan Sertdemir yazdı. İyi seyirler. Ben seni hiç aldatmadım. Gerçekten mi? İnanma kızım. Sana inanmıyorum. Şu gazozdan iç. Belki rahatlarsın. İçme yavrum. İçmeyeceğim. Birlikte dağ evine gidersek her şey düzelecek. Gitme annem, gitme. Gitmeyeceğim. He, sakın gitme. Tamam. He. Böyle de tadı çıkmadı bunun. Git kızım, git ama arkada verme olana. Yani kolla kendini. Gel şuraya. Gel, gel. Geç. Ah rezil ettin beni, rezil ettin. Abartma anne ya. Sus. Rezil ettin diyorum. Allah'ım ne yapacağım ben ya? Ne oldu kızım? Ay anne, veli toplantısına gittim ya. He, dersler mi kötüymüş? Ay yok, dersleri iyi çok şükür. Ya okuldan mı kaçmış? Ay yok, devamsızlığı bile yok. Biriyle mi kavga etmiş? Ay yok canım, herkes de arası iyi. Sence de bayağı iyi değil miyim anne? Sus, konuşma, konuşma. Küfür etmiş. He, el kadar çocuk ne küfür edecek canım? Şey yap, orada dur. Ebesini. Anne, anne. Ebeler öyle şeyler yapıyor mu? Şişt, tamam. Baba ne kurban, sen nereden duydun bu küfrü? Bilmem. Bana bak, bir daha ağzından öyle şeyler duyayım, acı biber sürerim ha. Vallahi mi? Biz Adanalıyız anne, yanında da şalgam açar mısın? Saçmalama, yürü git odana, yürü. Akşam yemekte tatlı da yok sana. Oley be, ben zaten tatlı hiç sevmiyorum. Bana bak, git odana, cezalısın. Oley be, ne zamandır cezalı değildim, gideyim de oyla oynayayım. Ay kurban olurum. Deli. Anne. Ne? Senden öğrendi değil mi bu? Estağfurullah canım, benden evet. Ne alakası var? Niye canım? Bir sürü program izliyorsun saçma sapan. Belki duydu, özendi. Ne münasebet canım? Benim izlediklerimde öyle küfürler yok yani. En fazla gayrimeşru ilişkiler, adam kaçırma, Kadir Şinas mafyalar, cinayet. Ay keşke küfür mü olsaymış anne? Tövbe estağfurullah, ben izlemem öyle şey. Senden öğrenmediyse kimden öğrendi bu çocuk? Ulan şu İstanbul'un trafiğine. Bir türlü çözüm bulamadılar ya. Sen bir sinirlendin mi? Hayırdır? Nasıl sinirlenmeyeyim ya? Önüne gelene ehliyet vermişler. He, değil mi? Sen onların neyine ne yaparsın? Bir şeyine bir şey yapmam. Tan nerelerine mesela? Tan nerelerine? Hiçbir yerlerine ya. Hadi sen onun gelmişini geçmişsin. Hadi hadi. Sen neyin peşindesin? Ya sinirli değil misin sen? Ben... Tamam sinirliyim de o kadar değil ya. Şu elimi yüzümü yıkayım da maç başlayacak. Maç. Maçı kaçırmayayım. Kesin babasından duydu. Ne alan kurdun işte, o kadar şey yap söyle. Yapmaz benim oğlum öyle şey. Hmm, evlenmeden önce de yapmaz diyordun ama iki çocuk yaptı. Tabii ya, estağfurullah. Onu da yapmazdı, seni ayartmışımdır ona. Hadi be oradan. Ben şu komandayı verin, şu komandayı, maç başlayacak. Aa, benim dizim var benim. Ya maç olduğu zaman senin bir dizin olur, onu da romatizması tutar. Tabii, ver şu komandayı anne. Ay bırak ya, ne anlıyorsun maçtan? Bir sürü adam bir topun peşinde koşuyorlar. Biz arka sokaklar izleyeceğiz. Hmm. Orada da bir sürü adam bir adamın peşinde koşuyor. Ver kumandayı anne. Ama lanet gitsin ya. Tamam, ben oradan da internetten izleyeceğim. Televizyonunu yeni açan seyircilerimiz için tekrar ediyoruz. Şu televizyonunu zamanında açın ya.
Ulan bir spikerden azar işitmediğim kalmıştı, ondan da azar işittim. Evet. Maç 0-0 devam ediyor. Şimdi bir kontra atak şansı. Adrese teslim bir pas. Alıcı adreste bulunamadığı için pas geri geliyor. Ay sizin oynayacağınız topu. Keseyim. Keseyim de oynamayın o topu. Kembaba. Bir şut. Top üstten dışarı çıkıyor. O ayağını. Düzelt ya, öyle top mu oynanır? Öyle olmayacak. Evet, çekişmeli maç devam ediyor. Aman Allah'ım, foul, kırmızı kart, penaltı, gol, tekrar gol, neler oluyor neler? Başta 5 gol, 3 kırmızı kart, 2 penaltı var. Aysel ya, senin yapacağın temizliği. Yarın ben yaparım ya. Söv artık be adam, söv hadi. Söv de rahatla be. Niye söveyim ya? Söv oğlum bana. Hayır, sövmeyeceğim. Ya söv ya terk et. Bu nasıl bir ikilem ya? Allah Allah. Abi. Tamam, izlemiyorum. Maç falan izlemiyorum ya. Televizyonunu yeni kapatan seyircilerimiz için tekrarlıyoruz. Çok şey kaybedersiniz. Hadi be. Lan sana mı soracağım ben ya? Allah Allah. Kapattım işte. Ne oluyor sana böyle ya? Ya bizim küçük oğlan okulda küfür etmiş. Olabilir. Ne, küfür mü etmiş? Ne etmiş ya? O öyle mi yapılıyormuş ya? Dur, bu bir şey mi? Bak. Bu bayağı zincirleme küfür tamlaması. Nereden öğrenmiş bunu? Ay ne bileyim işte, onu öğrenmeye çalışıyorum. E sen değilsen kim yani? Kim olabilir acaba ya? İçeride internet çekmiyor ya. Ne oldu oğlum, ödevini mi yapamadın? Ha yok baba, oyun oynuyorum. Hop, bak. Ödevin için böyle üzülmesin ha. İnternet düzeldi. Tamam oğlum, sen burada güzel güzel oyna. Hırçın oyna biraz istersen. Ha, öyle oynuyorum anne. Oo, çok iyi gidiyorum, birinci olacağım galiba. Hop, flash, hop, kör oldun. Hop, bıçak, hop, headshot, hop, pure shot. Nasıl oldu? Ha, hop. İnternet gitti ya. Ben böyle internetin... Siberini değil mi? Kabaytını, gelirime giderim ha. Ödemediniz mi yavrum, niye çekmiyor? Ay çıldıracağım, kim bu ya? Oğlum, birinci dünya sen bu oyunda. Ne oldu? İnternet gitti, sinirlendin mi? Küfür et de şöyle bir rahatla. Edeyim mi baba? Evet, hadi. Tamam. Hadi geliyor. Hadi oğlum. Salak. Oğlum bu ne be? Olmadı. Biraz daha zorla. Hadi gayret yavrum. Hadi anne. Manyak. Bu kadar mı? Bir tane daha şans ver baba. Hadi oğlum. Aptal. Olmadı mı ya? Olmadı tabii. Bu ne ya? Evde herkes Zeki Müren gibi konuşuyor. Ya niye öyle diyorsun ki anne? Oğlum, kardeşine birisi küfür öğretmiş, onu bulmaya çalışıyoruz. Hadi ya. Ne demiş kardeşim? O oraya mı konuyor? Keşke sadece oraya koysa. Tamam. Oha! Ben şimdi bu bilgilerle ne yapacağım ya? Sakin ol. Kim demiş, kim öğretmiş ona? Ay ne bileyim, onu öğrenmeye çalışıyoruz işte. Ay. İyi günler komşu. Ay iyi günler, buyurun. Bizim evde gün yapıyorduk da. Eksik edik bir şeyler vardı, ondan rica edecektik. İsteyelim mi? Aynen. Varsa bir fincan tuz. 2 domates. 4 yumurta. 2 paket makarna. Uzunlarından olsun. Bir de yarım ekmek lütfen. Poşet ister misiniz? 25 kuruş. Siz bayağı alışveriş listesi sayıyorsunuz ya bana. Vallahi haklısın Aysel'ciğim. Kusura bakma, markete gidemedik de. Teyzeler, otursanıza. Rahatsızlık vermeseydik akşam. Bencere hiç rahatsızlık vermeyelim. Oturdular. Oğlum niye çağırıyorsun? Ya baba, belki de aradığımız insanlar ayağımıza gelmiştir. Ya bunlar da olabilir. Evet, haklısın. Tamam. Ben böyle sizi görünce pek şaşırdım ama. Niye kız? Bizim yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez. Lan sen demedi miydin Gülnar zakkum gibi yemek yapıyor, boğazımdan geçmiyor, suyla zor şey yapıyor. Öyle mi dedin Sabahat? Sen niye şaşırıyorsun Gülnar? Geçen demedin mi Sabahat'ın evine gittim, her yer toz içindeydi, kime konuştuğumu bilmeden öyle havaya konuştum diye? Öyle mi dedin? Sen var ya. Evet. Sen var ya. Sen var ya Sabahat. Sen var ya. Sen var ya. Sen var ya. Hadi. Kardeşimsin. Ay yok, bunlar ödeştik. Ya! Yüzsüzlüğün kitabını yazmışsınız ayol ha! Birbirinizin arkasından o kadar sallamışsınız, bir küfür edin ya! Yok, bizim en kötü alışkanlığımız dedikodu. Tabii biz küfre karşıyız, öyle etmeyiz ya. Yani. Kim lan o zaman bu? Kim? Bir şey mi kaçırıyoruz şu anda? Ne? Biz bir şey mi kaçırmışız? Ay yok, korkma. Okulda küfretmiş bizim oğlan da kimden duydu onu öğrenmeye çalışıyoruz.
Dur. Mahalleyi tarasana Sebat. He ne? Tarasana mahalleyi. He. Dur. Tarıyorum, dur. Deli mi lan bu? Şişt, konsantrasyonunu bozma. Yok, bulamadım. 404 not found. Deliymiş. İbo babasından duymuştur. Hayır. Asla öyle bir şey yapmam. Ben fazla demişimdir o da işte. Ay oğlum artık söyle kimden duyduysan bir hatırla bir. Burada birbirimizi yedik ya. Ha ben geçen bir tane internetten video izledim. Oradan duydum galiba. Ne videosu lan bu? Bilmiyorum ki değişik ne biçim videoydu öyle ya. Pıhlı Ses pavyonunda da duymuş olabilirim. Tamam. Bizden değil yani. Tamam bizden değilmiş ya. Vay öyle korktum ki bu aileden olacak diye. Tabii. Aileden değilmiş değil mi? Dikkat etmemiz gerekiyor. Bir daha izlemek yok. İzleme. Sakın izleme. Haydi o zaman. Bir çay mı içsek? İyi, madem öyle durduk, sohbet ediyoruz. Ben bir çay koyayım. Gel bakalım. Ay kızım. Ulan ben böyle koltuğum var ya. Ebenmişim. Ya. Puh sana yazıklar olsun. Bu sabah da bizi birbirimize düşürdünüz. Ben şeker yapamayacağım analığında. Ya biz küfürü kim etti onu arıyoruz. Siz kalkmışsınız burada küfür ediyorsunuz. Sizin edeceğiniz küfürün bir... Ya. Ya benim burada psikolojim bozuldu ya. Ben var ya böyle psikolojinin... Gözüyle etti, gözüyle etti. Gördüm, gözüyle etti. La be böyle mahallelini... Güçlerini birleştirdiler. Ay! Ay bütün mahalleye de sövmeseydin be Sebat. Bu ne ya? Oo ben bugün bir sürü şey öğrendim. Hayır. Çarpım tablosunu öğrendim. Ama çok zor. Ben böyle çarpım tablosunu... Ben böyle sıkıcın diyenler. Çok güzel hareket diyenler. Ben buna zil diyenin diyenler. Yani bir skeci komple götürmesi için zayıf bir tek konu. Bu çocuk bunu nereden öğrendi? Ama final güzel oldu. Finali toparladı bence. Çok güzel hareket. ÇGH. Güzel bir ÇGH. Ayrıca Beste ve Ozan yazdılar. Onlar burada mı? Beste ile Ozan gelsinler. Bu çocuklara bir adını söylüyoruz. Kendileri yoklar. İşte bu tatlılar tatlısı Beste. Ozan orada mı? Ozan izliyordu ama. Çıksın dışarı. Çabuk çıksın dışarı. sen nereden biliyorsun böyle küfür müfür ya? Hiç de öyle bir tipte değilsin. Ozan gel. Evet Beste ve Ozan. Aferin çocuklar. Ozan hakkını kaybetti. Arada gelir. Begüm'ün babaannesi çok güzel. Çok güzel. Bu kaçıncı babaanne? Hiçbirinde de aynısını oynamıyorsun. Güzel. Final de güzeldi. Yani seyretmekten hoşlandık skeci. Zili biraz daha başka bir yan öykü olaydı. Yan öykü olsaydı zili de çaldırabilirdi. Aferin çocuklar. Efendim sıradaki skecimizin adı gömücü usulü, görücü usulüyle tanışan bir çiftin hikayesini izleyeceğiz. Var mı aramızda görücü usulü biriyle tanışan, evlenen? Merhaba abi. Merhabalar. İsim? Mahmut. Mahmut Bey. Yanınızdaki eşim, hanımefendi. Eşim. Eşinizle evlendiniz. Evlendik. 3 yaşında da bir oğlumuz var. Allah bağışlasın. Sağ olun. Nasıl hissettiniz? Siz ne hissettiniz ilk gördüğünüz? Mesela görmüş müydünüz? Bana ilk fotoğrafını gösterdiler. Ve ben baktım böyle. Hani tanıştık bir ay sonra istemeye gittik zaten. Fotoğrafı gördünüz, kaydıramıyorsunuz. Fotoğrafı gördük, ertesi gün görüştük. İşte 3 Mart'ta tanıştık, 17 Nisan'da istedik yani. Hanımefendinin de duygularını alalım. Siz nasıl hissettiniz? Siz de mi fotoğrafı gördünüz önce? Ben de ilk fotoğrafı gördüm.
Aynı duyguları hissettik, mutluyuz. Peki böyle fotoğraftan farklı mıydı yoksa aynısı mıydı şimdi? Yok, aynısıydı. Yani yalan, hile burada yok yani. Yok, yok. İyi, hayır. Süper. Mutluluğunuz daim olsun efendim. Teşekkürler. Gömücü usulü geliyor. Cihan Talay yazdı. İyi eğlenceler, iyi seyirler. O benim çayım, gülümser. Vallahi eline sağlık. Sana kız daha gelmiyor mu işte? Ne yaptın? Ay Allah aşkına uğraşma, gülümser. Vallahi git evine. Ben öyle görücü usulü kızımız vermem. Ya abla kızı almaya gelmiyorlar. Bakıp çıkacaklar ya. Gece kulübü mü burası? Ara, iptal et. Ya geldiler işte. Dur. Ah seni kahretsin. Sen otur, ben bekarım. Nasıl? Hoş geldin Ayfer abla. Merhaba Gülümser. Hoş bulduk Gürhan. Hoş bulduk. Merhabalar efendim, ben Ayfer, bu da... Eşiniz mi? He? Ha yok, çocuk bu. Nerenin çocuğu bu? Büyük ya bu. Anne, ne oluyor burada ya? Bu teyze kim? Teyze mi dedi o bana? Yok öyle. Yok, sizi teyzesine benzetti. Simayen onu çok severdi. Ha, güzel kurdun. Anne, sen ne yapıyorsun ya? Yine birinin kızını göstermeye mi getirdin beni buraya? Bir de yalan söylüyorsun buraya getirirken beni ya. Oğlum bir sussana ya. Ya Allah'ını seversen ne dedin yine? Göstermedin mi kızın fotoğrafını? Vallahi artık hep gösteriyorum, hiç bakmıyor Gülümser. Diyor ki bunlar hep filtreli. Beğenmiyor onları. Ben de dedim ki Gülümser ikinci el araba almış dedim. Çok pahalı dedim. O yüzden kalk gidelim, geçmiş olsun gidelim dedim de öyle geldi. Tövbe estağfurullah, bu zamanda böyle beddua mı edilir be? Anne, sen oturacaksan otur, ben gidiyorum vallahi. Ya. Dur, dur, gidebilirsiniz. Yok, dur, durun. Bir abla kurban olayım ya. Bir elini öpsün, kahveni içsinler ya. İstemiyorum ya. Hallettir ama ya. Hayır canım, istemiyorum. Tutturma. Niye elimi öpüyormuşum? Ben o kadar yaşlı mıyım ya? Benim kız uymaz buna. Ya. Senin kız bana uydu da ben ona uymadım. Allah Allah ya. Oğlum, kadına terbiyesizlik etmesene ya. Ne dedim ben ya? Sen demiyor musun anasına bak, kızına al. Bakıyorum bakıyorum, bunun kızı da alınacak gibi değil yani. Terbiyesiz insan. Bana bak, senin anan yanında olmasa, ben seni dışarıda görsem abi derim. Ha, görsem bak, konuşsam amca derim. O derece yani. Sen benim kızıma kurban ol be. Aynı anasının gençliğidir o. Ama Allah korusun, anasının gençliği gibiyse ben hiç istemem anne. Keşke babasının gençliğine çekseydi, biraz şanslı olurdu. Oğlum ayıp ya. Bu kadın dul. Dul kadına dul denir mi? Dedi. Hakikaten denir mi? Dul mu dedin ya herkese? Ya ortamlar da akarken hani adın geçti mi dul diyor ama talip çıkar gibisin ha. Kusura bakmayın Rukiye Hanım, biz çok mahcup olduk size karşı. Mahcup etti çünkü bizi. Mahcup yani. Gidelim ben, hadi gidelim. İyi akşamlar. Ay benim güzeller güzeli, tıpkı anasının gençliği kızım da gelmiş. Anneciğim evde ne bozuldu? Niye usta çağırdınız? Kendisi bozuldu herhalde. Gürhan. Gürhan annen. Gürhan. Gürhan. Anam kapattı çocuk yemini. Gürhan. Evlendir beni. Evlendir. Evlendir. Tamam oğlum tamam. O zaman biraz Rukiye Hanım'dan özür dile, telafi et. Özür. Rukiye Hanım, verin elinizi öpeyim. Aa yok, sağ ol, istemem. Anne, hayırdır? Hayır, hayır, görücüye geldik. Anne! Ay. Ya naz yapma. Öpeyim. Naz yapma, ayağını doğru, dizine çöktü ya. Ya istemiyorum ya. Aa. Anneciğim, versene elini beyefendiye. Verin lütfen, al elinizi. Uuu, parfümünüz I don't speak English mi? Ay benden geliyor o koku. Nereden bildiniz? Ay anam, yabancı dil konuştuğuna bakma sen bunun. Sen gelmeden önce bu bayağı yabani dil konuşuyor. Yok yok. Onların hepsi şakaydı ya. Hadi siz bir hedeyseniz bu iş olacak gibi. Hadi ne olur çıkın. Hadi. 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 He? He dedi. He, he dedi, kafasını karıştı. Bu ne dedi? Ay ben onun için demedim ya. Ay anneciğim, adam diz çöktü ya. Allah aşkına. Bakın kızınız da çok mutlu. He. Bakmaz mısınız? Bir düşünmez misiniz? Ne yapıyorsun ya? Manyağa bak. Ya ama baksana ya. Ne güzel hareketler yapıyor. Nasıl tatlılığa bak ya. Ne yapıyorsun gülümser? Ne bileyim, çok öyle bir an gibi geldi. Siz ne söylüyorsunuz? Ben Gürhan'ın annesiyim. Ay maşallah, dağlara taşlara kız kardeşi sandım vallahi ben. Teşekkür ederim. Estağfurullah canım, ben o kadar yaşlı mı gösteriyorum acaba? Vallahi az daha sıksan aynı yaşta duruyorsunuz ha. Vallahi bence yaşın hiçbir önemi yok iyi bir insan olduktan sonra, değil mi? Yani kızım sen öyle diyorsan öyle ama şimdi
Sen beğendin mi Gürhan Bey'i? Ya vallahi anneciğim, sen ne diyorsan o yani. Senin fikrin önemli. Sen ne diyorsan o diyor. Hadi. Ya bilmiyorum. Sen ne diyorsan o diyor ya. Hadi. Bilmiyorum. Beğendim de çift tıkla bana hadi. O ne be? Ay ne kadar tatlı. Gerçekten sizin oğlunuz mu? Evet ben yaptım. Beğendiniz mi? Çok beğendim. Ellerinize sağlık. Vallahi hep böyle biri olsun istemiştim ben. Ha vallahi oldu bu iş. Ben kahve yapayım o zaman istersiniz. Yapın. Oldu bu iş. Hadi kahve yapılsın isteyelim gidelim. Vallahi öyle gelsin kahveler. Ya kahve yapalım. Ya Allah aşkına ne istemesi bir... Durun ya çıldıracaksınız beni. Sen niye kahve yapıyorsun Gülümser? Ne bileyim prova olsun. Ben de gideyim yardım edeyim mazer. Bizimki tuzdan pek hoşlanmıyor da. Allah Allah. Şimdi efendim. Kız nereye gitti? Kız nereye gitti? Buradayım. Şimdi efendim, bakın şimdi bu Gülümser'le anneniz pek heveslendi ama... Evet. Yani ben yıllardır kızımla birlikte yaşıyorum. Tek yaşamak nasıl olur bilemedim ki. Çok güzel oluyor. Annem bazen evde gidiyor, ben tek kalıyorum, donla geziyorum. O kadar güzel ya. Ya yalnız, ay anneciğim hazır konusu açılmışken... Donun mu? Yok anneciğim, tek kalmanın. Ha. Ay ben seni biriyle tanıştıracaktım da... gelsin mi? Gelsin. Hadi gene iyisinlik yavrum. Tövbe canım. Şimdi olur mu öyle şey? Olur. Niye olmasın canım? Çok güzel olur. Hem de bir taşla iki kuşu vurmuş oluruz. Naz yapma kız. Ya anneciğim ne olur ya. Benim için. Ulan. Benim mutluluğum için. Hadi gelsin bakalım. Ara, hemen ara. Sen Naz değilsinlik ya. Alo. Alo. Buralarda mısın? Buralardadır ya. Aşağıda mısın? Aşağıda mı? Ha yukarı gelsene. Annem bekliyor çıksın, seni. Hemen çıksın. Tamam. Kız hemen mi geliyor? Bir hazırlık yapsaydım yani, bir güzelleşseydim ya. Canım bu saatte estetik merkezleri kapalıdır. Hiç anlamadım onu. Ne demek o? Ha şey hani var ya estetik salonlarında işte botokstan öncesi, botokstan sonrası. Hmm. İşte sizin şu anki haliniz botokstan sonrası. Yani hiç ihtiyacınız yok. Sağ ol. Ay çok tatlı anlaşıyorsunuz ya. Yerim sizi. Olur. Ya siz hiç zahmet etmeyin beni açar. Nasıl? Olacağız yani. Merhabalar. Merhabalar. Oğlan da taş Rukiye ha. Kızacağım da kızamıyorum hakikaten taş. Hoş geldin. Tanıştırayım ben. Gürhan Bey Görücü'ye geldiler bize. Aa hayırlı olsun abi. Abi mi? Abi olmadı. Hayırlı olsun. Tamam. Annem Rukiye Hanım. Rukiye Hanım ne zamandır sizinle tanışmak istiyordum. Verin elinizi öpeyim. Yok. Teşekkür ederim. Aşk olsun. Şey yapalım, o zaman hadi oturalım, hadi. Tabii. Evin büyüğü otursun önce, değil mi? Evin büyüğü otursun. Otursun o zaman evin büyüğü. Otursun evin büyüğü. Oturmuyor evin büyüğü. Niye otur? Şey yapalım, o zaman aynı anda oturalım. Aynı anda oturalım. Hadi oturalım. Tamam. Evin büyüğü oturdu, nasıl kandırdın? Oturttum adamı. Senin gözüm tuttu ha, çok iyisin sen. Bravo ya. Olur bu iş. Güzel olur. Hemen mi ya? Hemen olur tabii. Ne olacaktı? Allah aşkına Gürhan Bey yani. Kaçıracaksınız çocuğu. Baba, ana nasıl heyecan yaptı çocuk kaçacak diye. Kaçmaz, rahat ol Rukiye. Ay kaçırmayalım zaten. Daha iyisini nasıl bulacağız? Bulamayız, bundan daha iyisi yok. Damat bey, ne iş yapıyorsunuz bakalım? Ben ne iş olsa yaparım. Ama işsizseniz olmaz, iş çok önemli değil mi? Evet, ben arıyorum. Bayağı başvurdum bazı yerlere, biz size döneceğiz dediler. Ha, döneceklerinden emin miyiz? Eminim. Bayağı uzun zaman oldu, ben onları geri aradım. Dedim çok zaman oldu, ben unuttum. Sizin beni arayacaktınız, ben mi sizi arayacaktım dedim. Biz size döneriz dedi. Teyit ettim yani, dönecekler kesin. Dönerler. Onların döneri çok güzel oluyor zaten. Hoş geldiniz. Tanıştırayım ben sizi. Ay çok pardon, isminiz neydi? Ayfer ben. Ama yavrum sen anne de diyebilirsin. Anne he? De anne. Ayfer anne. Ben de memnun oldum Ayfer anne. Gülümser abla komşumuz. Merhaba. Merhaba Gülümser abla. Abla deme be. Onu niye öyle dedin? Yok, bu saatten sonra lazım olmaz. O bulacağını buldu değil mi Rukiye? Çok şey yapıyor, bedenim istiyor bir yandan ama aklım da çok karışık. Aklım da istiyor, aklım da ben anladım. Hilmi'cim, Gürhan Bey de biliyorsun annemin erkek arkadaşı. Ha? Kimi mi? Yavrum o dünyayı bir şey. Ben girişte elinizi öpmedim, verin elinizi öpeyim. Anne. Yok, erkek arkadaşı çok pardon ya, öyle olmadı. Sevgilisi Gürhan Bey. Neyi? Ne oluyor ya? Allah aşkınıza elinizi bir öpeyim mi? Anne çocuk benim elimi öpüyor ya.
Ne diyeyim oğlum? El efendilerin çok olsun mu diyeyim? Hilmi de benim erkek arkadaşım. Ya evlenince annem yalnız kalacak diye o kadar korkuyordum ki sayenizde gözüm arkada kalmayacak valla. Anne kız evleneceğim diyor ya. Ben ne yapacağım? Söz veriyorum biz sizden önce evlenmeyeceğiz. Sırf merak ettiğim için soruyorum. Ne zaman evleniyorsunuz? Ne zaman evleniyoruz diyor ya. Ne diyeyim? Düğün tarihimi vereyim oğlum. Tarih ne vereceksin ya? Rukiye'nin de sesi çıkıyor. Sikeyim yerinde bunlar Rukiye abla. Utandı, utandı. Benim tansiyonum düştü. Kalk bakalım Rukiye Sultan, sen bize bir ayran yap. Gürhan amca annemin ayranları efsanedir bu arada. Anne kız bana amca diyor. Şükret baba demiyor. Ay kanım çok kaynadı. Söz veriyorum evlendikten sonra size baba diyeceğim. Anne baba diyeceğim diyor ya. Oğlum dur düşünüyorum, ben de bilemedim şu an. Ben size çok ısındım ya. Şimdiden baba diyeceğim ben size. Anne çocuk şimdiden baba diyor. Evlilik dışı çocuğum oldu ya. Durun. Sakinleşelim, bir otur yavrum. Sakinleşelim mi ya? Tamam, durun. Rukiye Hanım, Rukiye Hanım. Siz ne dersiniz Gürhan'a? Neyime ne derim? Anne neyime ne der ya? Oğlum bir dur, bir şeyler çözmeye çalışıyorum. Bir bakın, bir bıyıklara bir bakın. Alıcı gözle. Nasıl? Tipim değil ya. Anne, koskoca kadın, yaşlı başlı kadın bana tipim değil diyor ya. Oğlum iyi tarafından bak ya. Lan ya Rabbim bunun neresine iyi tarafından bakacağım? Daha kötü niye olabilir? Ya komik adam ya. Yani düşünürsen köprüden önce son çıkış. Daha kötü bu oldu işte anne ya. Bu bile bana talip oldu ya. Ben evlenmeyeceğim ya. Evlenmeyeceğim. Bu olmuyorsa bu da olmasın, bu da olmaz. Evde kalırım gene evlenmem ya. Bu niye olmuyor ya? Ya. Az önce Rukiye'yi alıyordu. Allah Allah ya. Zil diyenler. Çok güzel hareket diyenler. Bence de ikisinin arasında bir şey. Ama burada ben olsam Begüm'ü alır giderim vallahi hiç. En tatlısı bu. Neydi adı? Gülümser. Gülme ne öyle sinirsiz. Çok tatlısınız. Siz de çok tatlıydınız. Vallahi bugün gülmekten ağzım eğirdi yani. Aferin çocuklar. Gelsin diğer arkadaşlar da. Gecenin sonuna geldik. Şahaneydiniz. Herkese... Ya bu acılar bitsin, ya dayanma gücümüzü arttır Allah'ım. Ne diyelim? Hepinize iyi geceler, mutlu yarınlar. Güzel olsun inşallah. Her işte bir hayır olsun. Sonunda görelim. Güzel günler olsun. Hoşça kalın.